YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor. Ya, peki bu kez biz de beraber. Nihayet ya. Nihayet. Yalnız kalabildik. Ne oldu İsmail'i? Kalsın böyle biraz oralarda. Akif duymasın ama belki de duyuyordur. Ben duyuyorum değil, görmez. Yetişemedi. Ya, yüzüme vurma. Çok kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız. Ya yüzüme... Söylemesi bizde. Sen İsmail olarak. Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabilirim. Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun. Bu da güzel bir tespit. Yavuz abi de bizi görebilecek mi? Bütün siyaset günah keçisi bulup her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani. Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RS Efendi. Söylemesi bizden başlıyor. İyi akşamlar, tekrar beraberiz. Söylemesi bizden de Akif Bekir ve İsmail Saymaz yerlerini aldılar. Anlatacakları çok şey var gibi görünüyor. Önce bir İsmail'den vukuat raporu mu alsak? Alsak mı? Çok vukuatlı geçiyor biliyorsun İsmail. Evet. Bir tweet attı, hayatı değişti. Şu evet. Orhan Pamuk. Bir buket uzun ele. Bir tweet yazdım, hayatım değişti. Başına gelmedik şey kalmadı. Onu anlatabilir miyim ne kadar belalı bir şey olduğunu. Şimdi aslında ben... Sen de belayı arıyorsun gibi. Arıyorum, yani. Arıyorum. Öyle bir şey var değil mi? Belayı daha ediyorum. Beladan uzak durayım diye bir gayreti de yok. Ben normalde pazar günü gazetedeyim, tek başımayım, müthiş sıkıntılıyım. Canım sıkıldı canım diyorsun. Canım sıkıldı, bakıyorum Twitter'a. Yazı paylaşacağım, yazıları paylaşmışım. Ondan sonra Aydınlığın haberini, tweetini gördüm. Kıraç konuşmuş ve Orhan Pamuk İngilizce kitap yazıp Türkçe'ye çeviriyor diyerek demeç vermiş. Ya bu doğru değil. Doğru değil ya, İngilizce yazmıyor. Elif Şafak yazıyor. Geçmişte Halide Edip yazmış ama bu yazmıyor yani. Yani yazan da kötü edebiyat mıdır bilmem, o kadar ehli değilim ama bu yazmıyor. Ben de yazmadığını ifade ettim. Kendimce Orhan Pamuk'un yaşayan en iyi Türk romancısı olduğunu söyledim. Bunu yazınca ben şunu anladım. Orhan Pamuk vücudun reddettiği organmış. Solcusu, İslamcısı, milliyetçisi, bazı liberali Orhan Pamuk'la isminin yan yana gelmesini istemiyor. Mülazaların çoğunda da Orhan Pamuk'un işte Ermeni... yanlısı olduğu, liberal olduğu, yetmez emeviyetçi olduğu işte gibi değerlendirmeler var ve Orhan Pamuk'la ilgili edebi safsatalar daha çok öne çıkıyor. Yani aslında yapmadığı şeyler yapmış kabul ediliyor uzun zamandır falan. Ve tabii bunun yanı sıra başka yazarları sevenler de ortaya çıktı. Ahmet Ümit'i, Zülfü Livaneli, Hasan Ali Toptaş'ı ki ben severim. İhsan Oktay Onar'ı severim. Ama 4-5 saat uğraştırdılar beni. Ben de bu durumdan sıyrılabilmek ve kurtulabilmek için cümleyi düzelteyim istedim. Ahmet Altan seven çıktı mı hiç? Var, o da var. Hı. O da var ama onu tabii yazdım. Onu yazmadım diyor. Şimdi ben de durumdan kurtulabilmek için yani kesin olarak Türkiye'nin en iyi yazarı budur demek yanlış olmuş. Şunlar şunları da eklemeliyim. Şunlarla beraber en iyi yazarıdır. Dedim hatta bak. Araya Adalet Ağoğlu'nu da yazdım ki hani kadınlar itiraz etmesin. Ama kadın Buket sayısı Uzuner az olunca Buket Uzuner. Buket Uzuner kadın sayısı az olunca efendime söyleyeyim. Numaralik şunlar kendisi koymuş. Dışındaki kadın yazarları sıralamış. Ben de haklısınız Buket Hanım, özür dilerim dedim. Bunun üzerine ama Murat Anmungan gibi gay yazarlar da var dediler. Aha. Kurtulamadım. Neyse, bir de ben... bir kere özre başlayınca ha özür gerisi diletiliyor geliyor. İsmail'den. Dileten diletene sıraya evet. Girdiler. İsmail'e özür diletmek. Ben takip etmedim. Bugün gözümü bir açtım. Bugün gözümü bir açtım. Nihat Genç uzun ve bitmek bilmeyen bir yazı yazmış. Sonuç itibariyle ben aslında Nihat abi çok seviyorum. Ankara'ya gittiğince biz Trabzonlu pideci de pide yiyoruz onunla. Çok severim onu. Aradım dedim ki Nihat abi bak az önce size anlattığım oranı anlattım. Dedim ki bak her şey bir tweetle başladı. Ben dedim diyor ki o diyor ki ama diyor Kıraç diyor Verde Yansın TV'ye konuştu. Ne yani benimle ilgili olumlu şeyler söylediği için mi bu böyle edebiyat dünyasını tanzim ediyorsun? Dedim ki Nihat abi ben Verde Yansın TV'yi bilmiyorum. Ben onun İngilizce hakkında görüşlerini de bilmiyorum. Ben sadece Orhan Pamuk'un İngilizce yazıp Türkçe'ye çevirdiği iddiasına cevap vereyim istedim ama anlıyorum ki keşke vermeseydim. Çünkü benim konuyla hiç alakam yok. Nihat Genç'e şöyle düşünüyormuş. Kıraç ayda yılda kendisini övmüş. Kıraç yani Nihat abinin iyi bir hikayeci oldu ki iyi bir hikayecidir. Olduğunu söylemiş. Bunun üzerine ben liberal ve yetmez edebiyat dünyasını tanzimle görevliymişim. Dolayısıyla bunu da tweetle mi yapıyormuşsun? Ve ben liste oluşturmuşum.
bunları bataklıktan kurtarmaya çalışıyormuş. Ama bu zamanın ruhuna ne kadar lobicilik yapıyor. Ya. Sen lobicisin abi, o zaman. Buna bir de Nihat abinin yanı sıra bazı gençler, İşçi Parti, Vatan Parti gençler de benim Amerika'nın yürüttüğü ılımlı atarıkçılık projesinin de lideri olduğumu düşünüyorlarmış. Güzel. Ya dedim siz gerçekten yani hakikaten. İyisiniz. Ya inanamadım. Ve bunların bu kadar gücüm varsa niye sadece Twitter'da yapayım ben bunu? Yani ve sonuçta Nihat abiyi aradım, konuştum. Ama Nihat abi dedi ki iyi ki beni aradın. Ben bilmiyordum böyle olduğunu. Ama gerçekten ben Twitter'da böyle bir... Ama böyle olduğunu bilmesem bir de yani o kadar böyle büyük büyük esrarengiz laflar acayip değil mi ya? Büyük Türkiye'nin... laf değil yani Orhan Pamuk. Senin için demiyorum. Yani, karşı tarafın senin üzerine yüklediği sorumluluktan bahsediyorum. Ben herhalde yani tweet, mesela bu, bir tane eski milletvekili... Bu zamanın ruhuna uygun bir şey, onu demeye çalışıyorum. Şimdi mesela bir tane, bazen şöyle oluyor, bir eski milletvekili, yani ben tanıyorum ha, arkadaşlığım var, oturmuş kalkmışlığım var, sohbet etmişliğim var, bir ölçüde samimiyetim de var. Yani ismimi vermeden benim yoz olduğumu, 1.2 milyonluk Twitter gücüne güvenerek küstahlık ettiğimi falan yazmış. Gerek yok ki bana arayıp söyleyebilirsin. Arkadaşımsın zaten ya. Sen edebiyatı dizayna giriştiğine. Hayır ben falan. Edebiyatı niye... Ya ben bir okurum. Yani okuma yazmayı bilen herkes diyebilir ki benim en çok beğendiğim yazar şu. Bence dünyanın en iyi yazarı şu diyebilir yani. Bunun için okuma yazmak ne getiriyor yani. Bunun için ne edebiyat fakültesi bitirmek gerekir, ne şu şairin ya da şu yazarın kızı olmak, oğlu olmak gerekir. Ya da o olmak gerekir. Yani pekala Ahmet abi, Ahmet Ümit'e diyor ki benim için, diyebilir ki benim için en iyi yazar şu. Ben de onu beğenmeyebilirim yani. İnanamadım ben. Çok şaşırdım. Ama ben şunu söyleyeyim. Ya benim için Orhan Pamuk çok iyi bir yazar. Aynı görüşlere sahip değilim. Olmam da gerekmiyor. Bu Nihat abiye de örneği verdim. Refik Halit Karay okudunuz mu? Yok ben okudum. Hikaye ciltte çok başarılı. Olağanüstü. Olağanüstü. Türkiye'nin en iyi yazarlarından evet. İlk üçe girer. Refik Halit'in yani. 150'likler listesinde olduğunu biliyor musun abi? Atatürk Cumhuriyeti ilan ettiğinde mecliste 150 vatan haini listesine Refik Halit'i yazdı. Çünkü Kurtuluş Savaşı düşmanı. Çünkü Şam'da sürgünde yaşamış. Atatürk sonra karşıtı. Evet. Ama 38'de vefat edince Mustafa Kemal İnönü affediyor, geri geliyor. Yazmaya devam ediyor. Kimse demiyor ki sen güzelliklerdensin. Halide Edip. Yani Halide Çavuşluk'tan sonra Mustafa Kemal'le anlaşamayınca gitti Avrupa'ya. Ya şu an zararlı cemiyetler başlığı altında listelenen Amerika Muhipleri Cemiyeti'nin üyesi. Wilson Prensipler Cemiyeti üyesi. Halide Edip kötü yazar mı yani? Yaşar Kemal. Yaşar Kemal 90'larda Kürtçü diye neler yaşadı. Nazım Hikmet neler yaşadı. Bugüne dair görüşleri de öyle Orhan Kemal'in. Ya, ve benimle de aynı fikirde değil. Ne yapabilirim? Onu bırak bir şey söyleyeyim sana. Vatan yahut Silistre'yi kim yazdı? Vatan millet aşkını edebiyatta ilk terennüm etmeye başlayan Namık Kemal. İhanette suçlanmadı evet. mı? Bir sürü başka Mehmet Akif, ondan sonra devrin Abdülhamit döneminin ondan önce de Abdülhamit döneminde de İttihat döneminde de Cumhuriyet döneminde de 3 dönemin bunlar kenara itilmiş, baskılanmış, sürgüne yollanmış adamları. Bizim edebiyat tarihimizde vatan millet kavramlarını ilk tedavüle sokan, kullanmaya başlayan isimler de başta olmak üzere yazar çizer çok az kimse var ki hainlikle suçlanmış olmasın, şuculukla buculukla aynen suçta cezaevi sürgün görmüş olmasın, eza ile cefa ile devletle aynı olmasın. Fikirde olmayabilir, çoğunluğa katılmayabilir yani. Sürüm evet. Hepsi. Bugün bizim baş tacı ettiğimiz okul kitaplarında, müfredatta şiirlerini, metinlerini çocuklara okutarak çocukları büyüttüğümüz, bilinç aşılamak için imdat istediğimiz hiçbir büyük yazar çizer yok ki. Belki bir iki tane istisna çıkar senin gibi şimdi o hiçbir lafından başıma hiç gelmesin. Ama bak filan var diye. Hiç süründürülmüş olmasın, köşe bucak hayatı zehir zindan edilmiş olmasın. Yani onun için bugün birisi, sen iki örnek verdin, Nazım Hikmet mesela. Bugün nasıl baştacı? Türkçenin en büyük şairi desem ne olacak Nazım Hikmet'e? Tabii şimdi söyleyebiliyorsun. Buna 30 sene önce, mesela, 50 sene önce... özür dilerim. Ara Güler Türkiye'nin en iyi fotoğrafçısıdır desem. Ya orada şöyle ya bir işte, sıkıntı var. En iyi değil, bana göre desen sıkıntı olmazdı. Ya bana göre zaten o. Hayır ama öyle değil. Sen başka bir iddiayı ortaya koymuş oluyorsun da. Mesele Türkiye'de şöyle bir... aksilikle ben İsmail'e bir öneride bulunacağım. Buyur. Da sen söyle. Unutmayın. Söyle aklımda merak et. Siz çok monolog gittik sen. Yok problem değil ama şöyle bir sorun yok mu? Bir toplumsal sorun yaşandığı zaman bir bakıyorsun bütün eleştiriler birisi bir şey söylüyor. Diyor ki Sezen Aksu bu konuda konuşmadı.
Sezen Aksu bu konuda konuşmadı diye bütün eleştiriler Sezen Aksu'ya yöneliyor. Başka bir konuyla ilgili tartışma oluyor. Bir bakıyorsun Orhan Pamuk bu meseleye hiç girmedi, biliyorsunuz mu? Oradan yürüyor mesele ve birden istenmeyen adam haline geliyor. Evet. O güne kadar yaptıkları, ürettikleri, ortaya koydukları hassasiyetleri, insanlıkları falan hepsi birden bitiveriyor. Yani bu genel bir şey aslında. Belki tarihe doğru geri götürürsek de benzer bir şeyle karşılaşabiliriz. Ama Sezen Aksu'nun da başına geldi. Çok. Başkanın yani da başına geldi. Nihat, bugün Nihat artı abinin, bir sorumluluk yükleniyor yani. Bugün Nihat abinin yazısında Nihat abi öyle bir taşlar yan yana koymuş ki diyor ki gün boyu insanlar Maltepe'de olacakları beklerken birdenbire bu konuyu konuşuldu. Yani maksadımız var. Orhan Pamuk'u üzerinden liberalleri aklamak. İtiraf et. Kraliçeden emir geldi. Telefon aldın. Tamam mı? Sen de kraliçenin adamı olarak düğmeye basılınca bir merkezden, üst akıldan ya da bir yerden talimat gelmiş olmalı. Harekete geçtin. Bu bir proje İsmail. Burada itiraf edebilirsin. Biz bize konuşuyoruz. Nihat Genç'te böyle bir yaklaşım var diye. Tereleli. Bu da memleket kafayı oynatmış yani. Nihat Genç'te bu yaklaşım var. İbrahim Karagül'de de başka bir yaklaşım var. Var. Yani o da bütün dünya bir araya gelmiş. Türkiye'de İstanbul seçimlerini manipüle etmiş diyor. Memleket külliye. Bir şey ektim. Yani bunu hatırlatmak bile bana zul geliyor ama bak şunu vurgulamam gerekir. Ya birinin bir kişi mesela Kıraç. Bu tartışma ondan başladı. Ben Kıraç'ın müziğini severim. Sesini de severim. Dinlerim, dinleyeceğim de. Kıraç'ın görüşten hiç sevmem. Yani bana uzak biri. Görüş Murat olarak. Meriç kadınlarla ilgili yazdığı bir kitaptan pasajlar aktardı. Belki olabilir. Fark etmişsinizdir. Olabilir. Bak mesela daha düş. Ben bilmiyordum bu kitabı. Daha mesela size rahatsız edici şu gelebilecek birini söyleyeyim. İsmail Türüt'ü ben Rizeli olmama sebebiyle, Rize folklorunun en önemli unsuru olması sebebiyle dinlerim ve severim. Ama görüşleri bana çok uzak. Yani şimdi bu temel şeyi bir insanı yani çok kimlikli olarak kabul edip bazı kimliklerine saygı duyup bazılarını reddedebiliriz yani. Bunu şu kötü mü peki yani bu kadar benim için idol değil olmuş, yani. Ana topluma mal olmuş bir insandan yanlış gittiğine genelin hakim olduğu bir meselede hassasiyet göstermesi beklenmesi yanlış mı? Şöyle hassasiyet beklenmesi. Yani bir sanatçı, bir yazar. Bunlar Yavuz, sonuçta toplumun hani bir lokomotifi gibi de görünüyor ya. Ya şöyle yerden. Bu konularda sorumluluk taşımaları kalkıp bir şeyler söylemeleri, bir duruş sergilemeleri bence konumlarına yakışır. Şimdi sanatçıdan aydın tavrı beklersin. Yani müzik yapıyor ya da roman yazıyor ama aynı zamanda memleketin gidişatı olan bitenle ilgili de bir diyeceği var. Çıkıp bir şey söylüyor. Bunda problem yok. Hatta tam tersine bu aslında takdir edilen, beklenen bir şeydir. Fakat bunu beğenmediğin zaman hurra üstüne çullanıyorsun. Yani illa senin istediğini söylemesi şartıyla. Mesela Orhan Gencebay için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Oluyor. Ya da Yavuz Bingöl için. Orada şöyle bir ayrım var. Anladım ben mevzu oraya gelecek. Şöyle bir ayrım var. Şimdi aslında arkasında başka bir şey görsen de görmesen de söyleme hakkını savunmak durumundasın prensip olarak. Çünkü kimsenin bir menfaat karşılığı selam çakmak için, göz kırpmak için yapıp yapmadığını dışarıdan bakınca göremezsin. Ama yapıyorsa TRT'de program alıyor. Ya da program alıyor yapıyor. Ya da yapıyor işte çocuğu ihale alıyor. Çocuğu ihale alıyor yapıyor. Şimdi böyle bir al ver. Ya da birkaç örnek sonra bir bakıyorsun sanatçılar sıraya diziliyor. Sabah gazetesine mülakat vermek tabii, için. Tabii. Hayır bu şu. Eğer bir şey karşılığında yapıldığı görüntüsü varsa ortada, izlenim de değil yani gözle görünen bir şey varsa, o zaman sanatçının sözlerinin paylaşılıp paylaşılmamasından bağımsız olarak sen hasbiliğini, samimiyetini sorgulayabilirsin. Yani onu gerçekten o görüşlere inandığı için mi serdediyor o görüşleri, yoksa bir beklenti için, bir beklentiye karşılık mı? Eğer bir beklentiye karşılıksa büyük bir ahlaki sorun var orada. Bu da dediğim gibi sağlaması yapılabilen bir şey artık. Yapabiliyoruz yani şimdi bakıyorsun. Mesam'da ne bileyim bir kayyum atanıyor. Gibi, bir kayyum bakıyorsun atanıyor, birileri atanan gelip vesaire. Bunun, ya da ne bileyim Antalya'da bir ihale yapılıyor, birisi alıyor, bakıyorsun birisinin torunu yani, çıkıyor falan. Yani. Herkesin aşağı yukarı denklemini kurabileceği bir ilişki varsa çıplak gözle baktığında. Bu ahlâ da siyaset bozuyor diyebilir miyiz peki bu şartlar altında günümüzü konuşurken? Çünkü yani bir beklenti, o beklentinin karşılığında bir şey verme gibi böyle al verle devam eden bir şey. Yavuz şöyle şimdi ahlaki olarak sorunlu bir şey yapmış olur ama
ne için yapmış olursa olsun bir sanatçı çıkıp bir görüşü söylüyor diye defterden silinmemeli. Kategorik olarak bunu... Bu arada çok yaşadık ama değil mi? Şu, tabii şunun için söylüyorum bunu. Kategorik olarak bunu benimsemezsek bunun ikinci sonucu şu oluyor. O zaman aslında hiçbir çıkar beklentisi olmadan sırf inandığı için topluma aykırı gelen ya da genele çoğunluğa aykırı gelen bir görüşü seslendirdi diye başka bir takım sanatçıların lince maruz kalmasını da savunmamız gerekir o zaman. O zaman evet, yani görüşünü dile getiriyorsan kardeşim, sahneye çıkıyorsan, kamuoyu önünde... Oradaki herhalde en kritik nokta samimiyet. Ya kamuoyu önünde, ama bir şey söyleyeceğim, samimiyeti sorgulayabiliriz. Nasıl test edeceksin tabii. Tabii şöyle, kamuoyu önünde yüksek sesle bir fikrin var ve beyan ediyorsun diye... linç kampanyasına, hayasız saldırılara maruz kalmamalısın. Eleştiriye değil. Eleştiriye herkes maruz kalır. Ortaya çıkıyorsan, bir şey söylüyorsan beğenmeyen karşı görüş serdeden olur falan. Ama hakaretim bini bir para, ondan sonra işte denmedik laf bırakılmıyor, bu bilmem ne falan. Bu da sosyal medyanın hastalığı linçten aslında kastım, ya son dönemde. Hayır, linçten kastım yoksa eleştiri değil. Herkes eleştirme hakkını kullanan, eleştirme hakkına sahip olan herkes eleştirilmeyi de göze almalı ve razı olmalı. Yani ona bir şey demiyorum. Örnekler verdin sen. Daha kamuoyunda saygın, muteber, yıpranmamış bu anlamda kabul edilen isimler. Sezen Aksu mesela. Ya Sezen Aksu'nun filan tarihteki falan tarihteki görüşünü, duruşunu beğenmeyebilirsin. Gezi de çok eleştirilmiş. Yani Gezi'de o kadar toplumda hareketlilik var. Sezen Aksu niye bir cümle söylemiyor? Bana biraz fazla geliyor. Yani o fazla geliyor ama diğeri sanatçıların belli bir takım mecralarda sıraya girerek bugünkü iktidarın, bugünkü güçlülerin fikirlerini, uygulamalarını öven, onlar üzerinden bir prim yapmaya çalışan yaklaşımı da sırıtıyor yani. Onu da görüyorsun artık. Yani onun üzerine bir değerlendirme yapmak zor geliyor. Sanatçı, her sanatçı ya müzisyen, ressam her yerde ifade etmeli, bir duruş göstermeli mi? Ben bence mecburiyet değil. Yani bir de herkesin duyarlılığı başka başka değişiyor. Yani örtüşmeyebilir bazen ama bir tutarlılık arardım ben. Mesela Bülent İnal'ın yaptığı bende büyük hayal kırıklığı yarattı. Ben Bülent İnal'ı Kara Köpekler Havlarken, yanlış hatırlamıyorsam o filmde izlemiştim. Gazi Mahallesi'nde çekilen, mezhep çatışmasını konu alan bir filmdi ve o filmde Bülent İnal sonradan mafya olmuş devrimci abi oynuyordu ve çok da güzel türkü söylüyordu. O ana kadar ve ondan sonraki çizgisiyle ben de demokrat bir duyarlılığa sahip bir his uyandırmıştı. Solcu demiyorum yani, demokrat. Yani bir politik tavır da gösterdiğini hatırlamıyorum. Ama yani insana yaraşır şeyler yaptığına inandığım biridir. Şimdi Abdülhamit dizisindeki rollerine bakıyorum. Ya diyorum ki herhalde yani bu görüşlerde olduğunu pek zannetmiyorum. Ama diyebilirsiniz ki ya rol gereği böyle yapıyordur. Ama rol gereği her şey yapılabilir mi? İnsan kendi dünyasıyla bu kadar karşı karşıya kalabilir mi? Mesela son sosyal medyaya düşen Abdülhamit dizisinde işte Konstantiniye'nin Bekçileri adlı Osmanlı'da var olan gizli bir hücrenin 2. Mahmut'a kadar Yeniçeri Ocağı içine sızıp İstanbul'u tekrar Rumlara kazanmak üzere mücadele verdiğini anlatan, bunu da anladığım kadarıyla bugüne göndermeli. Yani İstanbul seçimlerine göndermeli şekilde aktaran bir diyaloğun içerisinde aynı görüyorum. Aynı anda şey var, Melih Gökçe'nin bir tweet'i var. İşte geçmişte bir örgüt kurulmuş, şöyle olmuş, böyle evet. Olmuş. Atina'da gazetede manşetten bizim çocuk diye bahsedilmiş falan ama diye. Ama bu niye? Bu niye? Şimdi Melih Gökçek böyle bir mesaj paylaşıyor. Üzerine paranoya böyle bir... kaşıma diyoruz. Hayır. Bu tamamen kaşıma. Şundan abi. Ekrem İmamoğlu Trabzonlu. Trabzonlu'nun AKP'ye oy vereni Müslüman, CHP'ye oy vereni Pontusçu. Evet. Çünkü oradaki bir eski Bizans okumasından bildiğimiz o klasik gerici okuma buraya varıyor. Şimdi ya Bülent bundan İnal'dan kurtulabilen de yok yani. Ben Bülent İnal'dan fena halde hayal kırıklığına uğradım. Ya ben aslında çok olumlu intibaya sahiptim. Bakın ben solcu falan demiyorum. Demokrat, kendi halinde işini yapan bir adamdı. Ne oluyor size kardeşim? Ne oluyor, sen kendini gerçekten Abdülhamit mi zannediyorsun? Yani hakikaten Twitter'da yazdım. Herhalde bu gidişle Bülent İnal Sultan Abdülhamit kılığında AKP belediye meclisi olacak. Öyle görünüyor yani. Bu gidiş, o gidiş. Bu tabii, bu fazla yalpalama diyoruz buna. Şimdi yalpalama sırıtır. O kadar oynama haklısın. Ya. Şöyle, ama temelde iş şuraya geliyor. Şimdi
Amerikan film endüstrisini düşün ya da popüler kültür ürünü düşün, pop müziğini düşün. Onun starları var değil mi? Film starı kendi ordusunun yurt dışında giriştiği bir takım müdahaleleri, askeri müdahaleleri eleştiriyor. Savaş karşıtı adına karşı çıkıyor. Madonna savaş karşıtı klip çekebiliyor. İşte belki bilmem Clint Eastwood bilmem başka bir şey yapabiliyor falan ve bunlar bütün dünyada büyük takdir topluyorlar. Bunlar dünyada kahraman olarak görülüyorlar. Kendi ordusunun kendi ulusal çıkarları adına giriştiği savaşlardan söz ediyoruz. Askeri operasyonlardan söz ediyoruz. Savaş karşıtı adına kendi ordusuna karşı çıkanlar, kendi ülkelerinde kimleri tarafından ihanette suçlanırken hainlikte dünyada kahraman diye alkışlanıyorlar. Onlar gibi başka bir takım aynı sektörlerden yıldızlar ordu birliklerini ziyarete gidiyorlar. Onları eğlendirmek moral etkinlikleri düzenliyorlar. Madonna'nın Kore ziyareti. Kore. Ya ikisi de var ama Madonna'nın o da var, bu da var. Hı-hı. Şimdi protestosu da var. Ondan sonra bir moral ziyareti de var. Şimdi ikisini de yapabiliyor. Bu orada belli marjlar içerisinde tartışılabiliyor Amerika'da. Çok genel olarak çok çığırından çıkmayabiliyor bu tartışmalar. Bizde bir kere mesela askeri birliklere diyelim sınır ötesi harekat, Suriye'ye düzenlenen harekatlarda moral destek ziyaretine giden sanatçıların kendileri oraya gelmeyen, kendileriyle birlikte fotoğrafa girmeyen kendi sanatçı arkadaşlarını linç ederek başlıyorlar bir kere. Yani bir gelmeyen bir bölümü. Bir bölümü de sorunlu tavır bu. Sen tabii. Git. Sen git, bende problem yok. Yazı yazdım ben. Sen git askerine kendi, ama bir bölümü de şu ya da bu gerekçeyle eğer rezerv koyuyorsa ya da gelmiyorsa sen onu hain ilan ediyorsun, terörist ilan ediyorsun, terör propagandacısı ilan ediyorsun falan filan yani. Bir dur ya. Bir bölüm sanatçı da beni niye o listeye dahil etmediniz diye. Tabii öyle sistem eden de var. Ediyorum. Ben niye yokum orada, ben niye davet niye edilmedim diye. Niye gelmediler diye yapıyor falan, bir acayiplik ya, oluyor tabii. Niye işte. Gelmedim diyeni de anlayabiliyorum. Niye orada yokum diyeni de tekel mi kurdunuz kardeşim, dışlıyorsunuz. Bak bunu da anlarım. Oraya gitmek eyvallah. Tamam mı, git sen kendi ordu birliklerine. Siyasi irade karar almış. Ordu siyasi iradeye tabi. Tamam mı? O şeye gidiyor. Afrin meselesini mi kastediyorsunuz? Afrin. Başka örnekleri de var bunun. Bir tanesi Afrin. Ama en son çok konuşuldu. Diyelim ki illa Afrin olması gerekmiyor. Afrin spesifik ve daha ince şeyi olan bir mesele. Senin ordun herhangi bir sınır ötesi operasyon düzenliyor diyelim. Tamam mı? Şimdi buna moral desteğe gitmek, bir etkinliğe katılmak bir sanatçı için ne kadar haksa, sadece prensip olarak savaş ve silahla yan yana görünmek istemediği için, yani senin terörle mücadeleni destekliyor, ülkene yönelik bir saldırı olursa müdafaa hakkını ya, destekliyor ama diyor ki sence ya? Efendim? Yani sadece 15 Temmuz'dan sonra Yenikapı'ya davet edildiği ve bu teklifi geri çevirdiği için Sıla'nın başına gelenleri düşünün ya. Ya mesela yani o, bırak asker operasyonu mesela, ya sadece bir mitinge gitmedi ya. Şöyle ama mesela orada da ben Sıla'ya destek yazısı yazdım, Hürriyet'teydim o zaman. Tarkan sadece askere gitmedi diye vatandaştan atılıyordu az kalsın. Giden kadar git sanatçına gitmeme ya da farklı bir tutum alma. O ya da bu adına, bunun da yani antimilitarizm adına da olabilir. Operasyona karşı çıkıyor da olabilir. Şu ya da bu sebeple sanatçına aksi tutum alma şansını da vermediğin sürece, o özgürlüğü sağlamadığın sürece bu işin içinden çıkamayız. Onun için söyledim. Ben görüntü... gidene laf etmekten yana değilim. Bir de bir kesim de gidenlere hurra saldırıyor. Doğru. Yanlış olan o değil. İsteyen kendi hür iradesiyle onu doğru bulur, öyle tutum alır. Tutarlılık ararsın. Gidene niye eleştiriyorlar peki? İbrahim Tatlıses oraya gidiyor. Afrin dolaşta gel diye şarkı söylüyor. Sonra da gidiyor İzmir'den milletvekili adayı oluyor. Ya o zaman işte, ne oluyor? Bir de şu resimdeki ya, bir yani? De resimde yılışıklık, cıvıklık varsa o rahatsız ediyor. Şimdi bunları eleştirme bu başka bir şey. Hesap ediyorsun yani. Yani ama, bir şey söyleyeceğim. Sanatçı siyasete girmek istiyorsa girsin. Girsin de oraya giderek elde edeceği avantajla mı girsin acaba? Ama onu da millet takdir eder. Millet bakar der ki ya siyasi motivasyonu var. Parti etti kendi zaten. Yani Yavuz. Ya şimdi ben doğramayalım diyorum, sen doğratmaya çalışıyorsun Yavuz. Kızların ağzına odun verme. Ben doğruyorum ya, sen dörde böl diye bakıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Çetin Altan ölmeden önce Cumhurbaşkanı'ndan ödül aldı. Aldı. Değil mi? Cumhurbaşkanı ayakta dinledi. Ayakta dinledi o kendisini. Yanında ayakta dinledi. Ve o da artık bir zamanlar itilip kakılan yazarların ve aydınların şimdi Cumhurbaşkanı'na davet edip ödüllendirildiğini söyledi. Ondan iki sene sonra iki çocuk da cezaevine girdi.
Yani kendisi de cezaevinde kendisi çok işçi partiliyken. Tamam, yani çok başka bir çelişkiyi söylüyor şimdi, İsmail. Düşün yani Cumhurbaşkanlığında alkışlarla ayakta dinlendi. Çok da ilişkin sonra iki oğlu cezaevinde. Hala biri cezaevinde zaten. Yani Mehmet Altan daha yeni kurtardı kendisini. Zaten çok yere gidemiyor ve buraya geldi. Ömür boyu, şimdi ömür boyu şey var. Bu manzara sık sık tekrarlanıyor. Yaşar Kemal de bir ödül almış olmalı diye hatırlıyorum. O da Cumhurbaşkanlığından ödül aldı. Çok yaşlıydı. Aynı zamanda çok güzel bir konuşma yaptı. Abdullah evet. Gül de o zaman da Cumhurbaşkanlığı. Abdullah Gül'den aldı. Evet. Abdullah Gül'den aldı. Ben Abdullah de oradaydım Gül'den ödül töreninde. Ama onu da unutmayın. 90'lı yıllarda o zamanlar İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'ydı. Onunla hakaret etmişti. Ya çok ağır bir hakaret etmişti. O günlerde Yaşar Kemal'in de Kürt meselesiyle ilgili görüşleri başına bela almıştı. O zaman da şeydi ama çözüm süreciydi hatırlarsan. Evet. Yani onun verdiği bir atmosfer. Yani bu ülke... Bir şey daha söyleyelim o şeylerden. Ahmet Kaya da ödül aldı. Eşi aldı Cumhurbaşkanı. O da aldı, doğru, haklısın. O da aldı. Ama şimdi bugünkü tertip ve düzen bütün müzisyenlerden Uğur Işılak olmasını ve Dombra çalmasını ondan bekliyor. Olan olacak budur. Ya da bütün oyunculardan... efendime söyleyeyim Bülent İnal gibi Abdülhamit kılığına girip İstanbul seçimlerine dair hikaye anlatmasını istiyor. Yalnız bu Abdülhamit dizisi başlı başına herhalde konuşulması gereken bir şey. Böyle bir şey bölüm olur mu önce, ya? Bir bölüm önce dizilmişler Abdülhamit karakterinin karşısına. Sayın Padişahım işte çarşı pazar gezdik. Domates bu kadar olmuş, pirinç bu kadar olmuş. Uçmuş bu fiyatların bu hale gelmesi mümkün değil. Dış güçler bu işe nasıl müdahale etmişler diye replik var. Kabzı malları tokatlattılar mı ya da şey... Öyle diyor çok... o da böyle bir şey acayip de bir tarzı Yıldız Sarayı'nda ya. Dövdürüyor soğancıları. Ben hiç izlemedim. Soğancılar başını. Gürlüyor mu? Gürlüyor mu yani? Gürlüyor ve öyle diyor. Onları ben diyor, emin değilim diyor, bu arada soğan ve patates Abdülhamit döneminde olmayabilir Türkiye'de. Bilmiyorum. Bakmak gerekir. Yani, şöyle abi olmayabilir. Patatesin 200 yıl civarında patatesin galiba geçmişi Anadolu'da. Var. Anadolu'da. Evet. İstanbul'da Anadolu'yu bilmem yani sonuçta tabii şeyde bakmak lazım o sebzelerin biri olmayabilir bizde ya birileri gelmiş olabilir ya şimdi... Karayipler'den Rum geldiğine göre oralardan patates de o tarihlerde gelir gelmiş yani, olabilir yani. Patates vardı hatırlıyorum da öbürünü bilmiyorum ama ya bu STV'nin hatırlıyorsunuz bu STV'nin kollama ve bir dizisi daha vardı o diziler Ergenekon operasyonunun gündemine göre içerik belirliyordu. İşte Karanlık Kurul toplanıyordu. Karanlık Kurul o dönemki siyasal, o haftaki hatta siyasal gelişmelere göre karar alıyordu falan. Yani sonra Yalçın Küçük asılıyordu. Tabii dava konusu oldu, açığa çıktı ama sonra öğrendik ki STV'nin yayın yönetmeni telefonla senaryoyu Fethullah Gülen'e aktarıp beraber karar veriyorlarmış. Yani düşün, koca cemaat bir senaryoyu bile tek başına düzenleyemiyor. Ya burada da AK Parti Genel Merkezi'nde yazılıyormuş gibi bir hava öyle, var. Öyle ama aşağı yukarı öyle. Aşağı gerçekten yukarı yani eminim bütün ona o öyledir gelişmeleri yani. Falan hesap edip şimdi abi hani kontrollü hatırlarsın o günkü gündemde de o günkü gündemde de mutlaka bir siyasi gelişme olur ve o siyasi gelişme kollamada Ergenekon'a bağlanırdı. Bugün de Abdülhamit'in kılığında bütün siyasi gelişmeler Türkiye'yi yıkmak isteyen dış güçlere bağlanıyor ama ya zaten film bir kere gerçekliğe dayansa Abdülhamit'in Osmanlı tarihinde en dedelerinin kazan toprakları en çok kaybeden padişah olduğunu söylerler. Zaten dış güçler daha ne kadar zarar verebilir. Yani hepsini getirdi o Abdülhamit. Osmanlı topraklarının üçte abi biri. Abi Kuzey Afrika gitti. Tunus. Yunanistan bağımsız ilan etti. Daha önce biraz bak, da. Tunus, Kıbrıs. Kıbrıs'ı almak için Osmanlı bir donanma bak, feda etmişti. Bir dokun bin ah işte. Yani, bu Abdülhamit konusunda Akif bir şey ya var. Maduro konusunda daha donanımlıyım ama bu konuda da konuşabilirim. Putin. Şimdi yani dış güçlerin verebileceği zararı zaten Abdülhamit döneminde verdi yani kalmadı toprak. Duyun-u Umumiye'yi kapitülasyonları kim imzaladı? Abdülhamit imzaladı. Kıbrıs nasıl Abdülhamit, öldüğe de geleceğim de. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri zamanında Kıbrıs'ı şey yaptı. Bütün Kuzey Afrika. Çok bak. Gelmeyeyim buraya. Bütün Kuzey Afrika, Batı Trakya. Ya toprak bırakmadı. Şöyle adil konuşmak gerekirse Sultan Abdülhamit artıları eksileriyle değerlendirilmesi gereken Osmanlı padişahları arasında özel yeri olan biri. Yani kişisel vasıfları itibariyle de entrik bir zekası var. Saraya bağlı, yıldıza bağlı özel bir hafiye teşkilatı kurmuş birisi. Yani ondan önce böyle güçlü bir hafiye teşkilatı kuran kardeşinin ambarcısı, kilercisiyle sokakta karşılaşıp onunla selamlaşan kilercinin akrabasını bile evinde bulup
derdest ettirebilecek kadar güçlü bir haber alma teşkilatı kurmuş Yıldız'a bağlı. İşleri sadece Abdülhamit karşıtı hareketleri takip etmek. Yani bu devletin iç dış güvenliği değil yani. Sultan Hazretleri'ni rahatsız edecek şeylere karşı tedbir almak. Bu açıdan çok bir hafiyeliğe de biliyorsun polisiye romanlara da çok hani meraklı. Çevirtip okutuyor Yıldız'da. Sinema getirtiyor. Sinema, opera getirtiyor vesaire falan. Batı müziğini çok seviyor. O bakımdan kafası açık. Eğitimi ve orduyu modernize ediyor. Kesinlikle. Yani, dolayısıyla yani o tıbbiye, bildiğimiz askeri bu ilkokul tıbbiye, sistemi, üniversiteler bunlar büyük ölçüde askeri okullar, Rus eseri. Okullaşma, ondan sonra askeri tıbbiye vesaire çok önemli. Hatta kendisi sonunu getiren, İttihatçıları yetiştiren mektepler de onun eseri. Yani, tıbbiye. O modernleşme. Tıbbiye özellikle. Tıbbiye, o modernleşme şeyi, çabaları sonuç veriyor ama kendisi onun gerisinde kaldığı için, çağın ve toplumun kendi yetiştirdiği neslin gerisinde kaldığı için orada tutunamıyor. Ama tabii idam edilmiyor. Yani Beylerbeyi Sarayı'nda yani önce gidiyor, gönderiyorlar. Selanik'e gönderiyorlar. Sonra orası işte işgal. Yatağında vefat ediyor ya 1918'de. Beylerbeyi'nde zatüreden. Yani Kur'an şey o, teşhis o, zatüreden. Beylerbeyi de yatağında vefat ediyor. Ya zaten 33 yıl yönetmiş daha ne kadar yönetecek ya? Tabii 33 yılda başta kalmış. Özel bir padişah yani özel dikkat verilmesi gereken bir padişah. Ya hakkını ne zaman yemeyelim. Şimdi yapılmıştı, tartışılmıştı, 24 Haziran öncesi miydi? 16 Nisan öncesi. Abdülhamit mi? Yani Cumhurbaşkanı herhalde sabık aktrollerden Taha Ün'ün hatırlıyor musun? Bir kitabı var. 100 yıllık terane. 100 yıllık terane diye bir kitap var. Ama sabıklığını vurgulayacak. Sabık sabıkalı demek değil. Eski. Hayır hayır eski. Sabık devrik vekil gibi. Yanlış devrik aktrollerden. Taha Ün'ün 100 yıllık terane diye bir kitabı var. Abdülhamit'e ne yap, Erdoğan'a ne yapıyorlarsa Abdülhamit'e yaptılar diye bir benzeşme kuruyor. Şimdi artık herhalde Taha Ün şimdi olsa o kitabı yazmayabilir. Bilmiyorum, emin değilim yani. Çünkü Taha Ün bugün yaptığında Abdülhamit'e karşı yapmış olabilirler yani. Görüşlerinde tadilata gitti. Evet, tadilata gitse iyi olur. Şimdi, gitti zaten herhalde. Gitti. Ya. Herhalde gitti yani. Çiğdem Kantol diyor ki hayırdır diyor, biz bilmeden ülkede gündem mi bitti diyor. Başka bir şey kalmadı. Bunları sıkılmadık mı Allah aşkına? Yani sıkıldın mı sen? Maltepe'de şey tekrar sayım yapılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Abdülhamit'le yani ilgili bir hususu İslamcılar. Bu önemsemiyoruz anlamına gelmesin. Milliyetçi muhafazakarlar. Üstüne yeni söylenecek bir şey yok. O dünkü ama söyleyeceğiz şimdi. İslamcılar ve milliyetçi muhafazakarlar bir vakayı gerçekliği atlayarak anlatıyorlar. Dünkü Abdülhamit dizisindeki pasajlar da öyle. Hani yıkmak isteyen iddiatçılar bilmem ne. Tamam onu anlıyorum da. Yani Türkiye'nin ilk İslamcı hareketi Abdülhamit karşıtıdır. Ya yani Mehmet Akif'i, Said Nursi'si, bilmem nesi, Abdülhamit karşıtı bunlar. Ya yani işte bu vatan bir daha söyleyeyim, vatan, hürriyet, istiklal şairi diye, yazarı, edebiyatçısı diye bildiğimiz isimlerin hemen hepsi, tamamı. Türkçülerin hepsi, İslamcıların Namık hepsi. Namık Kemal'i, Mehmet Akif'i, Eşref Edip tabii. İstanbul'un işgalinde ilk gün kara bir gün diye çıkıp yazı yazan, o cesareti gösteren tek adamdır. Tamam mı ya? Sen diyorsun ya en iyi romancı deyince tabii. En iyilerinden biri demediğim için eleştirildim diyorsun. Hı-hı. Buna direkt tek diyebilirsin. Yani tabii. O gün, o kara günün semasında parlayan tek yıldız. Ya bu adamın başına neler geldi? Sürgünden sürgüne adam ömrünü yediler tamam mı? Edirne Kapı Şehitliği'nde Mehmet Akif'le yan yana yatıyor. Bunların hepsi Abdülhamit karşıtıydılar. Hmm. Bundan da hiç nedamet duymadılar. Sonra İttihatçı dönemi Abdülhamit döneminden daha parlak bir dönem olmadı. Onu da eleştirdiler ama bu Abdülhamit dönemi daha iyiydi demek değil. Eşref evet. Edip'in kitabı var. Mehmet Akif ile ikisinin görüşü Abdülhamit döneminin karanlığı, istibdadı bunu doğurdu şeklindedir görüşleri. Hmm. Şimdi dolayısıyla bu kendi şeyine böyle zulmetmiş bir background'dan geliyoruz, bir tarihten geliyoruz. Bugün bari hani serbestçe özgürce tartışabilirim. Oraya bağlayacağım diyorsun ama şeyi de konuşalım değil mi? Ekrem İmamoğlu'na 245 yıllık mücadele. 145 yıllık mücadele sözünden sonra başına hiçbir yanlışlık gelenleri. Yok diyor onda. Hiçbir yanlışlık yok. İzah ediyor kendisini de. Abdülhamit aynen 1876'da zaten iktidara geliyor evet. Tamam mı? Şimdi birinci meşrutiyetten de anlatıyor onu. Birinci meşrutiyetten alıyor buraya kadar. Demokrasi mücadelesi diyor. Öyle alınır zaten. Ama Türkiye'nin onlar Sultan Abdülaziz'i devirenlerin torunları diyorlar. İnanılır gibi değil ya. Çok çok enteresan ya. Oradan yürüme. Ya deviren zaten senin, Abdülhamit kardeşim senin, yani. Senin ne yapmak istediğin ortaya çıktı falan diye yayınlar yapıldı. Böyle ya. Bir tane klip var. Abdurrahman Usun mu? O feci bir şey. Ben onu yeni ya. Fark ettim. Bilmiyorum ben onu. Biz senin ne yapmak istediğini biliyoruz. O bir herhalde yeni Aklümpen. Aklümpen yani. Şimdi İnanılmaz bir şey bu dönemin en enteresan tipleri YouTuber'lar, siyasi olarak AK Parti'ye yakınlar, dilleri son derece keskin
ve inanılmaz yayınlar yapıyorlar. Büyük alet o zaman. Dil kesince büyük alet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeline dinletiyorlardı onu. Çok acayip. Bütün itfaiye personeline dinletiyorlardı. Yani gerçekten bir lümpen. O dolaşıyordu sosyal medyada. Ya şöyle bir şey var. Burada daha önce İnönü'yü konuşurken, İnönü'yü de hatasıyla sevabıyla değerlendirmek lazım. Çok haksızlık yapılıyor diye konuşurken verdiğimiz örnek neydi? Aynı şey. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçirirken de parlamenter demokrasinin mazisi ilk örnekleriyle ve girişimleriyle 150 yıl öncesine dayandırılır. Yani Türkiye'nin 150 yıllık bir demokrasi tarihi var, mücadelesi var denir hep. Onu söylüyor Ekrem İmamoğlu da. İnönü'nün de bu konudaki şeyini nedir? İnönü'nün ve Atatürk'ün süreci geriye götürmediler. Tarihi tersine akıtmadılar. Kendilerinden önce geleni ileri taşıdılar. Meşrutiyet mutlak yetkilere sahip sultanlığı, padişahlığı, hanedanlığı sınırlandırdı. Tamam mı? Ona yetkileri paylaşmasını tabii yani. Şartlara Allah'ın bağladılar. Allah'ın gölgesi yetki diye bilinen Hakan'ın yetkileri sınırlandırıldı. Onu Kokut şarta şey. Bağladılar. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet derken yani mutlakiyetçilikten meşrutiyete geldik. Padişah yetkilerinin, mutlak yetkilerinin sınırlandırıldığı döneme geldik. Akif abi ilk defa şeriat hukukuna tabi bir ülkede ondan başka bir hukuka geçildi. Anayasaya geçildi. Yani şey de öyle tabi. Yani zaten anayasa iktidarın yetkilerini sınırlandırmak tabii, için tabii. Vardır. Doğuşu doğudur. Senin söylediğin tabi Osmanlı tam bir şeriat devleti miydi? O da tartışmalı da. Ama devam edelim. Şimdi mutlakiyetten meşrutiyete geçtik. Meşrutiyetten tek parti idaresine, Cumhuriyet'in kuruluş yılları CHP çok parti denemesi başarısız oluyor falan, yarım kalıyor. Sonra çok partiye. Hep ileri doğru gidiyor. Yani, ama bu zaten Türk modernleşmesi. Türk modernleşmesi. Tabii, tabii. Atatürk geri götürmüyor. Yani meşrutiyetten devraldığı şey tek parti idaresine, daha meclis var, ondan sonra bir mutlakiyetle şey var. Mutlakiyetle devam edeyim diye düşünüyor. Anayasal düzen var, mutlakiyetle de mesela geri çevirebilir onu. Tekrar kendisi olabilir. Öyle bir gücü de var tabii. Kendisi olabilir. Ya olabilir. Tabii. Onu denemiyor. Kanun benim demiyor yani. En azından bir düzen var. O dönemin birçok şeyini eleştirebilirsin. Uygulamasını. Dönemin şartları öyleydi kardeşim diye savunanlar da oluyor. Ama ondan bağımsız olarak Atatürk geri götürmüyor. Devraldığı şeyi daha ileri taşıyor. İnönü çok partili sisteme. İnönü ile geçtik. Kaybetti. İkinci adamdı. İkinci cumhurbaşkanıydı. İkinci kurucu adamdı. Kaybetti. Hiç uzatmadı. Uzatmadı. İkiletmedi. Bir daha sayalım demedi. İkiletmedi. Geçersizleri sayalım dedi mi? Demiştim. Bıraktı. İndi. Maltepe'de sonuçlara itiraz etmiş olabilir mi? Ben milli şefim. Kaybetmem. Ben İsmet İnönü'yüm, İsmet Paşa'yım kardeşim. Büyükçekmece'de İstiklal Harbi kahramanıyım. Ben Osmanlı subayıyım falan demedi yani. O cephede, bu cephede savaştım demedi. Kaybetti, ikiletmedi, bıraktı demedi, yani. Demediği gibi mecliste ona İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı'nda asker kaçağı dediler. Yani kendisi demedi başka gitmemiş bir şey. Asker kaçağı dediler. Ya gitmemiş mi askere? İsmet İnönü koltuktan indikten bir yıl sonra oğlu Ömer İnönü cinayetle yargılandı. Koltuktan indikten 5-6 sene sonra damadı Metin Toker iki kez cezaevine girdi. Kayseri'de kendi taşlandı. İstanbul Tahkikat Komisyonu kuruldu. Mecliste yargı yetkileriyle donatıldı. İstanbul Fındıklı'da kendi taşlandı. CHP'nin mallarına el konuldu. Ondan sonra CHP'nin gazetesi kapatıldı. Meclisten men edildiği var tabii, İsmet Paşa. Biliyorsun değil mi? Yani şu kadar süreyle meclisten men diye. Hı. Mecliste komisyon kuruldu yargılama için. Savcı yetkileri. Ama demedi ki Maltepe'deki oyları bir daha sayalım. Peki oradan anlaşıldı. Biz Maltepe'ye geleceğiz. Maltepe'ye kaçınılmaz zaten. Büyükçekmece Maltepe mi? Nasıl yapalım? İkisini birlikte. Önce Büyükçekmece'yle özel bir durum. Ama yok, başka bir şey söyleyeceğim. Evet. O mevzu değil. Tamam. O mevzuya İsmail'le girelim. Anlatacağı var. Evet. Önemli bence. Bu da seninle ilgili de. Tamam, şunu söylemeden geçmeyeyim. Şimdi canım sıkılıyordu. Hürriyette duruyordum. Bir tweet attım. Hayatım değişti diye başladık ya. Bir can sıkıntısının eğlenceli tarihi diye bir kitap var. Öneririm İsmail'ciğim. Bunu okursan başına böyle işler almayabilirsin. Kitabı okursun. Ağızdan çıkan laf yaydan çıkan oka benzer. Tamam mı? Onun için tweet de öyle. Elden evet. Çıktı mı bir daha geri dönüşü olmuyor. Gel sen şu kitabı oku. Bir daha söyleyeyim. Can sıkıntısının eğlenceli tarihi. Çok gerçekten eğlenceli anlatımı var. Çok da bilgi var içerisinde. Tabii mi? Peter Tuhey adlı bir yazarın Doğan kitaptan çıkmış. Biraz eski sanırım ama bulabilirsiniz piyasada. Çok keyifli, eğlenceli bir kitap.
dopamin eksilmesine bağlıyor can sıkıntısını. Muhtemelen senin dopaminin azaldı. Birçok insan bunun farkında olmadan kendini yollara bile vurabiliyormuş. Allah Dromamani hastalığı deniyor. Gezimanya yani, tamam mı? Öyle turist hastalığı bu. Oysa aslında dopamin eksilmesinden kaynaklanıyormuş. Bir çıkıp da hava alayım. Git dopamin seviyene bir baktır. Hadi söz, anlat İsmail, büyük çekmece. Şimdi büyük tabii İstanbul seçimleri iki ayakta, iki yakada, İstanbul'da iki yakada iki yerde sıkıştı. Biri büyük çekmece, diğeri de Maltepe. Büyükçekmece bugün Binali Yıldırım'ın basın açıklamasında iki konuya da girildi. Aslında Binali Yıldırım kendi girmedi. İstanbul milletvekilinden istedi, o anlattı. Büyükçekmece'de değişik rakamlar veriliyor. Ama söylenen şu, Ocak ayında bir CHP belediyesinde görevli bir nüfus, bir memur nüfus müdürlüğüne görevlendirilmiş. Görevlendikten sonra yaptığı usulsüz işlemler söz konusu, bundan ötürü tutuklanmış. Seçimden önce 730 işlem dondurulmuş. Ama seçimden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi bunu tekrar gündeme getirerek bu usulsüzlükten yola çıkıp seçimin en azından iptali. Bugün sayıyı 7000 olarak açıkladı. Evet, 7000 olarak İstanbul milletvekili. Evet. Şimdi ben geçen önceki gün bir Büyükçekmece Nüfus İdaresi'nde çalışan ve bu seçim işleriyle alakadar olan bir yetkiliyle görüştüm. İsmini açıklamamam kaydıyla bana olan biteni anlattı. Yüz yüze mi, telefonla mı konuştun? Telefonla konuştum. Olan biteni anlattı ve ben ona bazı sorular sordum. Önce dedim ki burada ne kadar, burada nasıl bir usulsüzlük var? Şu iddialar sıralanıyor. Bunlar ne kadar doğru? Bana dedi ki tutuklanan personelimiz 2,5 yıldır burada çalışıyor. Yani aslında yeni değil. 24 Haziran'da da oradaymış. 2017 seçimlerinde de oradaydı. Adam uzun zamandır orada. Yeni değil bu. Ve bir şikayet oluyor. Bu şikayet üzerine onun yaptığı işlemlerden 730'u sorunlu bulunarak donduruluyor. Diyor ki ben kendi dosyasına baktım. Yani kendisinin attığı imzalar ve işte kayıt olan kişilerin attığı imzalarda bir problem görmedim. Ama şüpheli bulundu ve bu yüzden donduruldu kendisi diyor. Biz bunları tespit ettik. Belki buna ek olarak yapılmış olan ama bizim gözümüzden kaçan 300 civarında daha yer olabilir. Yani bundan fazla olması mümkün değil. Yani öyle 3000, 7000. Şimdi orada iki iddia var. 20.000. 7000 seçmen kaydettiği iddiası var. Bir de 3000 seçmenin oy kullanmasını engellediği evet, iddiası onu var. Sordum, yani onu da sordum. İkisi birlikte 10.000, 10 küsur bin gibi bir rakam. Önce şunu söyleyeyim iddiası. Yani en çok diyor 300 civarında bizim gözümüzden kaçan şüpheli işlem daha olmuş olabilir. Ama bu da tahminen diyor. Yani kesin böyle bir bulguya ulaştım demiyor. Ben bunun üzerine sordum. Dedim ki yani 3000 işte 20.000 deniyor. Bu doğru mu? Hayır, bu da bilgi doğru değil diyor. Ama aynı zamanda Ali İhsan Yavuz'un ilkin dile getirdiği 3000 kişinin, 3000 AK Partili'nin oy seçmen olmaktan çıkarıldığı bilgisi doğru mu diyor. Hayır, bu olmaz. Zaten bu mümkün değil diyor. Yani böyle bir işleme izin vermemiz mümkün değil. Bu iddia da doğru değil. Peki dedim. Arazi, arsa, ahır, depo, ardiye, arazi gibi yerlere seçmen kaydedildiği iddiası doğru mu? Bana şu yanıtı verdi. Şimdi o ahırın diyor mesela arka tarafında bir daire vardır mutlaka. Ya da efendim o kümes denilen yer efendim yarı tarafında bir şeyin devamıdır. Ya da işte bir önceki seçimde tahsislidir ama yani orada seçmen vardır ama boşaltılmıştır kentsel dönüşümden. Ama mutlaka vardır. Dolayısıyla bu tip işlemler söz konusu değil. Aslında, yani hayali seçmen olmaz hayır, diyor. Ama yani bunu zaten sadece Güven de söyledi. Hayali seçmen asıl yok. Asıl sorumlu iki kişiden bahsediliyor. Birisi cezaevinde. Evet. Diğerinde belediyede çalışan ve o ahır gibi. İşte o aynı kişi zaten. Gibi, tutuklu yok. Olan belediyeden gelen kişi. Şimdi belediyeden gelen kişi bir. Bir de belediyede hali hazırda çalışan, soruşturmada adı geçen ikinci kişi var. O da boş araziye, arsaya, ahıra, şuna buna kapı numarası verdi. 4 katlı apartmana 7 kat gösterdi. Bu olabilir. Ben bu iddiayı bilmiyorum ama bu da olabilir. Bu da yani ikinci iddia. Tamam yani. Olabilir. Bak bunu bilmiyorum. İki benim anlattığım çünkü başka bir şey. Şimdi ben bunun üzerine dedim ki peki bir savcılık soruşturması var. Bizde idare soruşturma var. İdare soruşturmayı doğruladı ve ama savcılık soruşturmasının Ocak ayında başladığını, idare soruşturmanın ise seçimden sonra başladığını söyledi. Yani sonuç böyle olmasa gene başlar mıymış? Ben bu soruyu sordum, böyle olmaz dedi.
Ne demek öyle, bir daha yani söyler misin? İstanbul seçimini Adalet ve Kalkınma Partisi kazansaydı muhtemelen müfettiş gelmez dedi. İdari soruşturma olmazdı diyor. İdari soruşturma varsa bile müfettiş gelmezdi. Yani peki, idari soruşturma olsa ne bile. Ne anladın? AK Parti karşıtı bir isim mi? Bir hayır değil. Adalet ve Kalkınma Partisi karşıtı memur olduğu yönünde hiçbir ifadeyle karşılaşmadım. Yani aksine Adalet ve Kalkınma Partili bile belki olabilir. Yani bilemiyorum. Ona emin değilim ama böyle CHP'li, HDP'li bilmem ne İYİ Partili. Yani o şöyle değerlendirme yapıyor. Bu abartılı yorumların, abartılı haberlerin yapıldığını, vakanın olduğu gibi aktarılmadığını söylüyor. Eğer diyor seçim iptal olursa bu kez CHP'nin atacağı farkın büyüyeceğini söylüyor. 20 bin fark atarlar diyor. Büyükçekmece'de. Evet. Büyükçekmece için söylüyor bunları. Bunu sevinçle mi, üzüntüyle mi söylüyor? Hayır. Nötr bir durumda. Hani bir üzüntü, bir sevinç, bir memnuniyet falan ifade etmedi. Yani durumu anlattı zaten ve bir karşıtlık, yandaşlık ilişkisi içinde de söylemedi. Vakayı anlattı. Ben namuslu, dürüst bir izlenim edindim. O nedenle bunları aktardım. Biri bizi kandırıyor ya. Yani burada, burada yansıtıldığı kadarıyla bir usulsüzlüğün olmadığını, söz konusu işlemlerin de tayin edici olmadığını, karar noktasını tayin edici olmadığını. Sonucu değiştirmez diyor. Hayır. Biri bizi kandırıyor çünkü bugün iki basın toplantısını da izledim. Binali Yıldırım'ın basın toplantısını izledim. Sonra da Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısını izledim. Binali Yıldırım'ın basın toplantısında bir cümle mesela çok dikkatimi çekti. İstanbul Milletvekili diyor ki biz diyor oyların hızlı sayılmasını istedik. Bunun için karar da aldık. Bunu CHP istemedi diyor geçen hafta. Maltepe'deki hadise. Maltepe'de. Için. Evet. Sonrasında diyor hatta şey çıkarttılar, olay çıkarttılar sayım yerinde. Onun üzerine sayımlara ara verildi. Madem hızlı sayısını istiyorlardı niye böyle bir şey yaptılar? Olayı yanlış aktarıyor. Ben şimdi, bütün evrakları bugün okudum. Şimdi onu söyleyeceğim. Evet. Yani bütün evrakları evrak okudum var, ben. Tutanak var. Birden kimin... çok evrak okudum. Evet. Birden çok evrak. Olay şu. 11 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu bildirimde bulunuyor. Yeni kurullar oluşturulmasına izin veriyor. Yeni kurullar oluşturulmasına, yeni heyetler. Bunlara ne deniyordu ya, başka bir özel isim, özel i̇stasyon. Tanımlama. İstasyon deniyor. Yani iki tane Maltepe'de, iki tane kurul var. İkisinin de başında hakimler var. Ve bu hakimler kendilerine bağlı beşer tane daha sadece oy sayıma yönelik istasyon kurulmasını istiyorlar. Kuruluyor. 14'ünde itiraz geliyor. Adalet ve Kalkınma, 13'ünde özür dilerim. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin ilçe başkanlığı itirazları. Okudum itirazları. İtirazlarında diyorlar ki sen diyor ilçe seçim, şimdi bu istasyonların kurulmasına kim karar vermiş? Başkanlar. Tamam mı? YSK'nın genel kararına istinaden istasyon kurma kararı almışlar. Sen bu kararı kurul halinde alabilirsin. Birey olarak kurul başkanlığı şey alamaz. Bunun üzerine itiraz ediyorum diyor ve sayımların durdurulmasını istiyor. Bu arada kavga da yaşanıyor biliyorsunuz. Kavga da yaşanıyor. Bu arada bugün verilen bilgi tamamlayıcı olsun. Diyor ki bizim temsilcimiz olmadan yaptılar o sayımı. Evet. Bizim temsilcimiz olmadan yaptı diyor. YSK'ya başvuruyor. Diyor ki kurul halinde karar almadan sen tek başına istasyon kurduğun için buna itiraz ediyorum. Bugüne kadar yapılan sayımların da iptalini istiyorum. Tekrar ikiye saysın. Bunun üzerine sayımlar duruyor. Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor. Yok, önce de şey oluyor herhalde. Burada ilçede kurul toplanıyor. Kurul toplanıyor. Özür dilerim. Evet. Onu, hani önce bu itirazı kurul değerlendiriyor. Kurulda CHP'li var. Sadece CHP'li üye ile iki ayrı kurulun başkanları şerh koyuyor. Hayır diyorlar. Bak, mahkeme ama hakim olan. İki memur var. Hakim var. Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi, MHP üyesi, var, Saadet Partisi üyesi CHP. Var, CHP kurulda şöyle. Her bir sayısal kurulun, evet, yani her bir kurulun birer tane başkanı var, bunlar hakim. İkişer tane üyesi var, devlet memuru ve partilerin görevlileri var. AKP, MHP, Saadet Partisi, CHP. Ve bu kararlar memurların da AKP ve MHP ile beraber hareket etmesi sonucu itirazlar kabul ediliyor. İtirazlar hakimin şeyine rağmen, muhalefetine iki rağmen. İki hakim de şerh koyuyor. Bir de CHP üyesi şerh koyuyor. Saadet Partisi üyesi ise sayılmış olanların tekrar sayılmasına şerh koyuyor. Diyorlar ki itirazlarda, şerhlerde hakimler ve CHP üyesi. Kardeşim, YSK'nın verdiği izin var. Bir daha bunun için ayrıca karar almaya gerek yok. Biz bunu bitirelim. Bunun üzerine CHP'nin itirazı üzerine bu kez YSK'ya gidiyor. YSK
aynı saatlerde AKP'nin toplantısı sürmekteyken ve AKP milletvekili YSK konusunu tam olarak konuşurken bu kez karar alıp AKP ve MHP itirazını reddetti. Binali Yıldırım'ın basın toplantısı sırasında reddetti. Hatta soru olarak soruldu. O bu öyle durumda, olamaz dedi. Evet. Hatta inanamadı oldu, yani. Oldu. AKP milletvekili itiraz etti. Sonuç olarak yarından itibaren tekrar sayılacak sandıklar. Sanıyorum bugün de başlamış herhalde. Yani. Ben Barış'ın şey tweetine baktım da yarından itibaren devam edecek. Son kararın 158 sandık, 159 ya artık sandık. Yarın akşam biter. Yarın öyle artık bitiyor. Yarın artık bitiyor ama artık bitmezse bu da. Çünkü ben gerçekten artık gözümün önünde köyden indim şehrinin bitirilemeyen altın sayma sahnesi gerçekten canlandı ve canlanıyor. Bitirilemeyen bir seçim yapmışız. 2019'da. Evet. Yani aslında bir bahane aradığının düşünülmesi kadar normal bir şey yok herhalde AK Parti'nin. Biraz hani ben şeyi de tam oturtturamadım. Niye bu kadar uzatma hevesi var? Bu seçimi iptal ettirmek için tam kanunsuzluk gerekçesi yazmaya çalışıyorlar. Buraya da mı koyacak? Bununla mı koyacak? Şimdi büyükçekmeceki iddialar bir an için doğru kabulse dahi edilse dahi sadece büyükçekmeceyi bağlar. Kurul da var zaten. Bugün hayır, sadece büyükçekmece iptal edilir. Ayrıca kurul var. Maltepe'de ve büyükçekmecede kurul iddiası var. Bugün Sayın Binali Yıldırım'a da sordu bir meslektaşımız. Ya mazbatası verilseydi de rakibinize bu kadar oyalamacaya gerek duyulmadan. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen. Kim o adı? O kim bu arada? Ben ilk defa tanıyorum. Adı ne? Kamuran ben bir şey. Konuşmasından Kamuran, anladığım için söylüyorum. Nerede, hangi gazeteden şey aldın? Bilmiyorum. Ya Türkiye ve TGRT ekranında iş yaptıkları şey vardı. Bir ara Kanal 7'de de program yaptılar ama şimdi bilmediğim için bir şey söyleyeyim mi size? Bir şey söyleyeyim mi? Ana akım televizyonların Binali Yıldırım'ın ve Erdoğan'ın bütün toplantılarını yayınlama eğilimi yüzünden aslında normalde yayınlanmayacak olan bu diyalog yayınlandı. Evet. Çünkü dedi ki yani Binali Yıldırım yanında kim oturuyordu? İl başkanı oturuyor. Evet. Bayram? Şen Ocak. Bayram Şen Ocak. İzmir'deki il başkanı istifa etti de bunu orada oturuya getirdi. Yani normalde bu yansımazdı bu diyalog. Kızgın yani, seçim sonuçlarından yani memnun olmayan. Zaten bir... o mazbata meselesinde de verseniz de daha sonra alsaydınız daha iyi olmaz mıydı diye söylüyorum. Şeyini ben de tanırım bilirim, şimdi şey yanlış şey söylemeyeyim. Son durumu da nedir bilmiyorum ama normalde hani AK Parti muhitine uzak bir Binali Bey de tanıyor zaten. Gazeteci. Kamuran Bey dedi Kamuran zaten. Bey diye tabii. Söz verdim. Şimdi onun sorduğu soru ilginçti. Orada yani mazbatası verilse yapılsa daha iyi olmaz mıydı dedi. Yani bundan 3-4 ay öncesine kadar, ben açıyorum şimdi. Bundan 3-4 ay öncesine kadar benim belki sizlerin bile adını duymadığı, ben duymamıştım Ekrem İmamoğlu'nu. Adaylık işiyle adı gündeme geldikten sonra duymaya başladım. Yani Beylikdüzü şöyle, Beylikdüzü'nde bir belediye var, başkanı var filan gibi kulağıma çalınmış şeyler var ama dikkatimi çekmiş ben bir isim değildi. Ben tanışmıştım da yani. Yok, ben tanışmıyordum. Evet. Şimdi dolayısıyla oradan 3-4 ay öncesinde o durumdayken Sayın Cumhurbaşkanı da kampanya döneminde o bu sebeple kenar ilçeden gelmiş diyerek hani çok önemsemezken şimdi adını Türkiye'ye de dünyaya da duyurmuş bir Ekrem İmamoğlu'na ulaştık bir siyasetçiye. Türkiye'ye mal oldu. Şu an öyle bir isim. Türkiye'ye gittikçe de daha da bu süreç uzadıkça adı büyüyor. Her yerde mi konuşuluyor? Adı büyüyor. Her yerde, her evde, her sokakta. Ben buraya gelirken otobüste, takside, her tarafta. Arkadaşlar. Benim arkadaşım söyledi. Geçen uçak geç kalkmış. Yolcu şey demiş. Niye bu uçak kalkmıyor? Zaten mazbatayı da vermiyorlar. Oraya bağlanmış ya, hemen. Evet. Ya ben şuradan bir kahve alıp geleyim dedim. Bugün İsmail yoktu, ekti beni. Kahve alıp geleyim dedim. Yani orada beklerken bile beni tanıyan vatandaş ya ne olacak Ekrem İmamoğlu diye soruyor. Niye vermiyorlar mazbatasını diyor. Şimdi iş buraya geldi. O soruyu soran arkadaş da bunu söylemeye çalıştı aslında. Aslında AK Parti içinde AK Parti bir lehine. Tabii. AK Parti içinde bir toplantının canlı yayınını izlermişiz gibi hissettim ben. Aslında Sayın Binali Yıldırım ve AK Parti lehine bir şey söyleme kastıyla söyledi. Yani bunun AK Parti'ye ve zarar verdiğini, rakibi büyüttüğünü, oysa mazbatası verilse itiraz edilecekse de haksız yani varsa, mıydı? Haklı, bitireyim. İtiraz edilecekse de yani bir tam kanunsuzluk gerekçesiyle olağanüstü bir itiraz yapılacaksa da mazbatası verildikten sonra bu yapılsa bu kadar sarpa sarmaz, bu kadar rakibe yaramaz, AK Parti'nin aleyhine bu kadar işlemezdi, çalışmazdı bu süreç demeye çalıştı. AK Parti adına üzüntü duyarak.
üzüntü duyarak ama bunun pek anlaşıldığını. Morali bozuktu zaten. Çok şaşkın. Allah dilinize düşürmesin. Yok ama şey gördüğüm gerçekten ya. Ya sinirli adam oturdu yani. Hışımla söyledi ya. Çok bu niye orada oturuyor dedi ya. İl başkanı da evet. Yalnız fark ettiniz mi? İl başkanı da bir cümle etmedi. Koskoca evet. Basın toplantısında tek artık cümle. Artık ama ondan sonra istifası gerekmez mi artık? Canlı yayında bütün Türkiye gördü yani meseleyi. Şimdi sonuçta bir hissiyatı yansıtıyor. AK Parti içinden de bir hissiyatı yansıtıyor. Aslında okumanız yanlış değil yani. Zaten tepki gösterilmedi. Bu işin bu işi kim daha doğru yönetti? Şimdi ben de geçen yazdım. Bir sürü işte küfür hakaretle cevap geliyor. Yani AK Parti bugüne kadar muhalefette girdiği tartışmalarda söylem üstünlüğünü, psikolojik üstünlüğü daha gerçekçi ve inandırıcı bir zeminde durarak elinde tutabiliyordu. İlk kez bu süreçte gerçekçiliği, inandırıcılığı, söylem üstünlüğünü CHP'ye, muhalefete kaptırdı. Yani bu kadar net kaptırdı. Daha evvel de ahlaki üstünlüğü, söylem üstünlüğünü kaptırdığı olmuştu. Ama ilk kez bu kadar sokakta somutlaştırabildiğim şekilde kaptırmış görünüyor. Çünkü bildiğin her seçimde AK Parti'ye oy vermiş insanlarla karşılaşıyorum. Ve rahatsızlık duyuyorum onlardan. Yani böyle bir gazeteci arkadaşımız da onu söylüyor. Böyle bir kozu niye verdiniz? Yani bizi niye zor duruma bıraktınız diyor. İzah edemiyoruz diyor. Zorluk yaratan, müşkülata düşüren bir şey bu, tamam mı? Bu müşkül hale bizi niye düşürdünüz? Şeklinde bir eleştiri getiriyor. Olağanüstü. Ya bir şey söyleyeceğim. Söylemeden geçemeyeceğim bunu da. Televizyonlarda seçim sonrasında kendisini demokrat göstermek isteyen bazı gazeteci, yorumcu arkadaşlarımız, ya bunu da kabul etmek lazım. Adam da yendi. Adam da bilmem ne falan tabii. Mevzuya başlamışlardı. Süreç uzadıkça seçimlerdeki hile, hırsızlık, şaibe, şu bu falan unutuldu onlar. Şimdi başka bir noktaya doğru evrildiler. Gerçekten izlemesi çok enteresan oluyor. 1 Nisan, 2 Nisan, 3 Nisan bambaşka bir analiz. Geldim bugüne baktığın zaman tamamen AK Parti'nin genel söylemi üzerinden değerlendirme var. Özür dilerim. Yok hayır. Şey yapalım zaten önce öyle pozisyon yani. Almaya çalıştılar. Şimdi Cumhurbaşkanı faturayı kime kesecekse topluca ona da alacaklardı. Belirsizlik yüzünden arada kaldılar o yani. O belirsizlik çok kötü oldu. Uzun sürdü yani. Önce bir yani. Demokrat bir hava, sonrasında hile, hurda ya şey falan diye. Şimdi, Sayın Binali Yıldırım'dan sonra buraya gelirken yolda radyoda Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını dinledim. Radyoda dinledim. Televizyonlar Ekrem verdiğine bilen geçmesen var mı? De Binali ile ilgili, Binali Yıldırım'la ilgili bir değerlendirme yapabilir miyim? Oraya geçmesen. Ben o şeyde birkaç çarpıcı husus dikkatimi çekti. Birincisi, Binali Yıldırım İstanbul seçimleri mundar olmuştur. Mundar etten kavurma olmaz diyerek bu seçimin iptal edilmesini istedi. Doğal olarak bu cümleyi kurunca hemen sosyal medyaya baktığımda şöyle yorumlar yapıldı. Kedi erişemediği ciğere mundar dermiş diye. Yani gerçekten siyasi bir hata o. Siyasi bir hata. Bu cümlenin bu yorumu davet edeceği çok belli. Bence bu seçim döneminde insanların soy isimlerinden AKP'li diye düştüler. Yani o seçmen hanesinden düştüler diyen Mevlüs Uysal'dan sonra yapılmış ikinci büyük hata. İstanbul seçimleri mundar oldu, mundar etten kavurma olmaz sözü çok belli ki muhalefet tarafından. Demek ki kedi erişemediği ciğere mundar diyor yanıtını alacaktı. Ve bence büyük falso oldu. İkincisi, bu hele bunu demişken bir de bunun üzerine kendi rakibi Ekrem İmamoğlu'nun ondan daha fazla oy almasını bir de açıklamaya çalışması demek ki aslında şaibe yokmuş sonucuna götürüyor. Yani çünkü karşımızdaki koalisyon vardı, o yüzden benim önüme geçtiler demesi. Aslında mesele mundar et meselesi değilmiş. Başka bir şeymiş. Sonucunu doğurdu. Bir diğer Binali Yıldırım'ın bence konuşmasında dikkat çekesiz husus aynı beyefendinin ilk sorusuna veremediği yanıt. O beyefendi aslında çok önemli bir soru sordu. Hatta özür dilerim, o değil. Ondan önce soru soran bir arkadaşımız aday olup olmayacağını sordu. En kritik nokta. Evet. O soruya evet demedi. Demediği gibi YSK'nın sonucunu bekleyelim dedi. Ben Binali Yıldırım'ın daha iddialı olmasını beklerdim. Sonuçta bu ülkenin son başbakanı, hatta orada başbakanım diyorlardı. Ve bundan önceki meclis başkanı, bakanı, milletvekili ve İstanbul'da bu kadar yolsuzluk iddiasından bahsediyorsa çalınan oy da onundur sonucuna varıyoruz. Oyu çalınmış bir insan tabii ki adayım demelidir. Tabii ki adayım, tabii ki yarışacağım. Elimden alındı demesi gerekirken dur bakalım diyor. Dur bakalım yorumu
ben de onun kırgın olduğu ya da onun yeterince istekli olmadığı ve iddialı olmadığı fikrini uyandırdı. Tekrar seçim olsa ben de oradan edindiğim izlenim, evet. Binali Yıldırım aday olmayacak. Ama o mümkün değil. Mümkün. Nasıl mümkün? Çekilirse. Tartışmalı bir konu ama çekildi, aday değilim. Binali Yıldırım'ın haklı bir çekilme mazereti yok ki. Nasıl çekilecek? Vazgeçtim derse. Vazgeçtim mi? Kaybettin o zaman. Kaybettin. Bilmiyorum. Hukuki bir tartışma. Hukuken çünkü aynı listelerle yapılması aynı gerekiyor. Aynı listelerle, aynı seçmenle. Dolayısıyla gösterdiği belediye meclis üyelerinden birini gösterir. Benim anladığım o. Bilmiyorum. Nasıl yani dışarıdan? Yani bugün konuşurken kafamda oluşan soru işaretiydi başkalarıyla. Bak bir an için ben diyorum ki aynı belediye meclis üyelerinden birinin adayı gösterir. Ama bir an için senin dediğin mümkün olsa bu bir kere Binali Yıldırım'ı siyaseten siler. İkincisi yani bu seçimin aslında şaibe nedeniyle yani ben adayım diyememesine mümkün ben değil. Çok ilginç. Bu baştan yani kaybetmiş olmak demek. Ekrem İmamoğlu'nu her yerde belediye başkanı olduğunu vurgulamakla eleştirip her gittiğin yerde niye belediye başkanım diyorsun? Niye stada gittin? Niye oraya kalede imza attığını eleştirirken kendisinin belediye başkan adayını olup olmayacağı sorusunu havada bırakması bende çok büyük soru işareti uyandırdı. Aslında yenilgiyi kabullendiğini gösteriyor. Bir böyle kendisiyle çeliştiği durum da kendisini belediye başkanı ilan etti. Anıtkabir'e yazdı, evet. Şuraya yaptı, buraya yaptı. Ama ilk belediye başkanı ilan eden kendisi. Seçimi kazandım diye de kendisi 3600 oy verdi. Evet. Kamuran Abacıoğlu soruyu soran arkadaşımızın adı. Ben de eski tanırım. Uzun zamandır karşılaşmadığım için birden orada görünce şimdi soyadını hatırlamadım. TGRT'de de bir zamanlar Türk dünyası ile ilgili programlar yapıyordu. Bir arkadaşımız mesaj attı. Doğrudur. Ben yanılmıyorsam benzer programları Türk dünyası iş adamlarının yurt dışındaki yatırımlarını haber yapardı. Bir partneri daha vardı. İpek Yolu gibi şeyler yaparlardı. Bir de yani böyle hani Türk iş adamlarının yatırımlarını tanıtan programlar. Yani camiaya yakın bir yatırımlarını insan. Kanal 7'de de hafızam beni yanıltmıyorsa program yapmıştı Kamuran Abacıoğlu. Dolayısıyla o arkadaşımızın adını da önemli bir soru sordu bugün. Adını burada almış olalım. Önemli bir soru sordu. Evet. Sen Ekrem İmamoğlu diyordun. Gelirken dinledim diyordun. Bir küçücük şey, ilk defa ben Ekrem İmamoğlu'nu bu kadar gergin gördüm. Televizyondan izledim. Baktım. Hep böyle televizyonlar verdi mi? Evet, onu da söyleyeyim. Radyodan dinledim. 2 saat civarında Binali Yıldırım yayını vardı. Bütün sorularla beraber. Toplam 10-12 dakika veya 15 dakika. Haksızlık etmeyeyim. CNN ondan 5 dakika fazla da NTV'de gördüm. Habertürk'ü bilmiyorum. İlginç. Ben çünkü radyodan dinlerken onu merak ettim. Şöyle söyleyeyim. Binali Bey'in de tamamını izleyemedim. Ben tamamını yakın izledim Binali Bey'in. Ama izlediğim bölümleri işte aşağı yukarı konuştuk, o soru cevaplar vesaire. Ondan sonra dikkatle Ekrem İmamoğlu'nu dinledim. İsmail'in burada dile getirdiği hususlar da dahil olmak üzere açık olarak değerlendirilebilecek hiçbir pozisyonu kaçırmadı, hiçbir fırsatı kaçırmadı. Bunların hepsini sen başarılı buldun. Kullandı. Ben şöyle kendini çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Radyodan dinlediğim için şeyi de görmedim. Mimikleri görmedim. Gergin, Yavuz'un izlenimine sahip değilim çünkü yüzünü görmedim. Hı. Yani yüzüne yansıyan bir gerginlik, bir gerilim var mıydı yok muydu? Vurur yüze ifadesi aslında. Vurur yüze ifadesi. Nasıl o neydi bir tanesi? Binali Bey söylüyordu değil mi? Tabii. Bu seçim gecesinden itibaren hep bir rahatlık vardı. Heyecan tamam ama hep bir rahatlık. Hep bir kazandım. Çok maça gitti ondan mı acaba? Belki de. Evet, çok tribün ortamına girdi. İlk defa bu akşam yaptığı basın toplantısında ben biraz daha gerilimli gördüm. Sakin yani kalmasında fayda var. Evet. Serin kanlı olmasında fayda var. Çünkü Mansur Yavaş'ın pozisyonundan anlıyoruz ki seçildikten sonra çok gergin günler yaşayacaklar. Peki ama nasıl kalacaksın şimdi, düşünsene. Ülkenin Cumhurbaşkanı bugün gazetelerde haber oldu. MKYK toplantısında seçimin iptal olması gerektiğini kendi kurmaylarıyla paylaşmış. Abdülkadir Selvi yazısında seçimin iptal olma olasılığı %50 dedi. Şimdi CHP kanadından baktığında imkansız gibi görünen bir olasılığın mümkün göründüğünü anlıyorsun. Sonrasında çıkıyor Binali Yıldırım ve AK Partili milletvekili bir takım açıklamalar yapıyor. CHP penceresinden baktığında o açıklamalar tamamıyla yanlış. Bütün bunların üzerinden acaba bir şey mi oluyor? Bir de bitmiyor sayım. Bir şey mi yarın oluyor bitiyor acaba? Artık.
Yarın bitiyor bütün bunlar. Bir şey mi oluyor acaba diye. Ama YSK'nın o gerilimle bu süreci artık oyalamaktan vazgeçmesi lazım. Derhal kararını açıklaması lazım. O da lazım. Tartışmalı biliyorsun. Efendim? Şey de tartışmalı artık yani olağanüstü itiraz süreci. Tabii. Acaba oy birleştirme tutanakları sanıyorum 8 Nisan'da 1 Nisan'da birleştirilmiş. 8'ine kadar itiraz süresi vardı o doldu bitti mi? Yoksa mazbata günü mü? Seçimden önce takvim açıklandı zaten bunun ya. Hayır. Orada bir tartışma var. İbrahim Kaboğlu mevzuya girdi ve başkaları başka. Şimdi ama sonuç şu tartışılan konu şu. Yani tam hukuksuzluk itirazı mazbata verildikten sonra mı yapılır? Yoksa verilmeden önce mi yapılır? Orası da tartışmalı ama bir de bir önceki birleştirme tutanakları başlangıç tarihi olarak belirlenip o 7 gün mü işledi ve süre bitti mi? Öyle bir şey. Yani YSK bunlara açıklık kazandıracak olan YSK. Aynen. YSK siyasi baskılar nedeniyle tartışmaların ortasına düşüp yönsüz kaldı. Maltepe'de başka, Çatalca'da başka, Bakırköy'de başka, Beyoğlu'nda başka Muş'ta karar veriyor. Başka. Evet. Yani içtihadı ne kendi içtihadıyla uyumlu ne aynı anda ülkenin başka noktalarında verdiği kararlar tutarlı. Dolayısıyla YSK koca koca hakimlersiniz. Bu ülkenin yani uzun yargısında yetişmiş insanlarsınız. Bu kararı derhal vermeleri gerekir ki bu sorun çözülsün. Yoksa YSK... Vermiş benzer kararı dar geçitte şimdi tamam, daha yeni. Dar geçitte ne zaman verdi? Yeni. Yeni. Seçmen listeleri şimdi bu seçimle bu şeyle ilgili. Eruh değil miydi o? Eruh muydu? Eruh'tu. Seçmen listeleri... Büyükçekmece için. Benzerini. Tamam. Seçmen listeleri kesinleşmiştir. Ama AKP Büyükçekmece itirazını geri çekti çekiyor. Hayır çekmedi. Neyi tartışıyorsunuz ben anlamadım. YSK'nın görevini yerine getirmesi gerektiğini. Ya herhalde o da yani. Heyecanlı heyecanlı konuşuyoruz. Mazbatayı aldıktan sonra verdikten sonra bunlar anlamlı şeyler değil. Olağanüstü itiraz bir seçimin sıhhatiyle ilgili. Bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra bile bir bilgi yapılamaz. Bulgu ortaya çıksa yapılabilir mi? Şöyle söylüyorlar başından beri. Süresi var. Yok olağanüstü itiraz. Tam hukuksuzluk itirazı mazbata verildikten göreve başladıktan sonra da yapılabiliyormuş. Sen diyelim ki iş olup bittikten sonra. Ben bunu konuştum ama. Kim söyledi onu? Anayasa hukukçuları iki tane. İkisi de yani. Karıştırıyor her diyorsun. Halükarda bu hafta bilmiyorum, bitecek başından bu beri şey şöyle yani. Başından beri şöyle diyorlardı ya itiraz da edilecekse adam mazbatayı alır. Yani. Geçici sonuca göre kazanmış olan mazbatayı almadan geçici. Bu işin çözümüne bakıyorlar. Ben bunu AK Parti'nin yani. Yüksek Seçim Kurulu temsilcisine sorduğumda Recep Özden'e olağanüstü itiraz için mazbata şart mı diye hayır mazbatayı almadan da biz olağanüstü başvuru yapabiliriz dedi. Ona onu söylüyorum ben mazbata şart değil ama olağanüstü itirazın süresi yok Yavuz. İşte onu da İbrahim Kaboğlu ve şimdi sana söyleyemeyeceğim yine bir anayasa okusun söyledi. Ben de şimdi yazılı olarak da okuduğum metinleri söylerim. İstiyorsan açayım da bir iki tanesi. Gerek yok tamam. Yok. Bakarız daha başka itirazda, tartışmalı bir iş yani. Olağanüstü itirazda süre sınırı yok. Onun için de kazanan mazbatasını alır. Olağanüstü itirazla ilgili bir dosya tekemmül eder oluşturulursa ve tamamlanırsa o zaman başvuru yapılır gereği yapılır falan deniyordu. Şu an biz olağanüstü itiraz dosyasının tamamlanması aşamasında mazbatayı geciktirecek bir yeniden sayım sürecindeyiz. Bu eleştiriye konu zaten. Evet. Yani oyalama. Onun için niye? Oyalama ve uzatma niye? Ha bunun için gerek yok. Acaba bir şeyler mi pişiyor? Ya şöyle bir şeyler pişecekse bile bunu pişirebilirsin sonra. Benim yani, ama anladığım kadarıyla. Koltuğa oturduktan sonra ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın oturtmadan mı yapılacak? Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir eleştirisi var. Dolaşıyor video ortalıkta 3-5 sene önce. Bugün ayın kaçı? 15'i mi oldu? 15'i. Evet. Normalde 13'ünde süre doluyordu. Ama Maltepe sayımına odaklanıldığı için süre uzatıldı. Evet. Ama Maltepe sayımı yarın bitecek. Yarın en geç öbür gün YSK'nın artık bir karar açıklaması ve mazbatayı vermesi lazım. Normalde mazbatayı vermesi. 3-5 evet. sene önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın... AKP tam hukuk itirazını yapmadı bu arada. Yapmadı. 3-5 sene önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mısır'da darbeci Sisi yönetimiyle Suriye'de Esad rejiminin göstermelik seçimlerini eleştirmek için sarf ettiği sözler dolaştırılıyor. Evet bugün vardı. Çok haklı o sözlerde. Diyor ki yani oralarda seçimler sayımlar diyor seçim yapıldıktan sonra zaten göstermelik tiyatro oynanıyor. Anlamında söylüyor. Sadece oralarda diyor sayımlar iki haftada bir ayda iki ayda bitmez diyor. Oy sayarlar diyor. Şimdi bizde öyle değil. Bizde öyle değil diyor. Bu yerinde bir eleştiri.
Türkiye ile tabii ki benzeşikliği yok bu ülkelerin. Yani nasıl ki Sultan Abdülhamit ile Sayın Erdoğan arasında benzerlik kurmak yanlış ve hatalıysa birçok sebeple. Birçok sebeple. Ne o tarihsel gerçekliği oturuyor onu ifade ediyor, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durumu falan filan. Yanlış ama bile isteye güya ona taraftarlık adına, reisçilik adına bunu yaptılar. Bence Erdoğan'a da Abdülhamit'e de haksızlık. Ayrıca o gününde bugünün gerçeklerine de haksızlık. Gerçeklerle de uyuşmuyor. Türkiye'nin realitesiyle bin şükür her şeye rağmen Suriye'nin, Mısır'ın realitesi arasında da bir benzerlik yok. Şimdi böyle bir benzerlik kurmak doğru değil ama şu doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu eleştirisi doğru. Bu bizim demokrasimizin hak etmediği bir görüntü. Yakışmayan bir görüntü. Ya karşılaşılmayan bir görüntü. Karşılaşılmayan bir görüntü. Bunu bir an önce şey tamamlanır sayın. Dosyada eksiklik mi var? Ben bir takım metinler okudum. İtimat edebileceğim metinler. Başından beri de bu söyleniyordu. Senin dediğin Süheyl Batum galiba. Benim söyleyeyim Süheyl Batum. Olağanüstü itirazın süre sınırı yok deniyordu. Süheyl Batum bizim yayında dedi ki işte şu zamandan sonra vardı. 7 gündü bitti. O iş işlemez dedi. Ama öyle İbrahim olması için Kaboğlu, olağan itiraz süresi 13'ünde mi 11'inde mi bitiyordu? O ama normal itiraz edeceğin şeyler. Yavrucuğum onu söylüyorum. Eğer onun dediği gibiyse o da bir haftaysa üstüne koy bir hafta zaten bitiyor olması lazım onun yani. Zaten geçti diyor. İbrahim Kaboğlu da geçti diyor. Ya bilmiyorum neyse sonuçta hukukçuların tartışması ama. Sonuçta bu işi itiraz süreçlerini de kendi nezaketi nezahati içerisinde Türkiye'yi hak etmediği bir görüntüye mahkum etmeden de yürütmek yönetmek mümkün. Bu işlerin iyi yönetildiği kanaatinde ben de değilim. İlk geceden itibaren Sayın Yıldırım'a da Binali Yıldırım'a soruldu. Anormalliklerden bahsediliyor. İlk gece Anadolu Ajansı'nın topa basmasıyla başlayan anormallikler silsilesi var. Zincirleme anormallikler var. Bu anormallikler işlerin çok da normal seyrinde iyi yürümediği anlamına geliyor. Garip bir his gerekçesiyle ifade edilen, ortaya konan itiraz nedenleri var. Falan yani şimdi bunlar iyi şeyler değil. Bunlar olsa olsa ancak kafa bulandırır. İtirazda haklılık varsa yazık bile oldu, değil haklıyken mi? Haksız duruma düşürecek şöyle, şeyler bunlar. Şöyle yazık oldu. Şu an itibariyle Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. Mazbatayı Ekrem İmamoğlu'na verdi. AK Parti tabanının bir bölümünde bu seçimlerin CHP tarafından hileyle alındığına ilişkin genel bir kanaat oluşturuldu AK Partili yöneticilerin açıklamalarıyla. Diyelim ki tam tersi oldu. Maltepe'de sayımı bekleten, ilerleten, geri sardıran vesaire oyalamaca taktiklerinin de CHP sabotajı olarak oldu. İnananlar var. Çünkü öyle yansıtan bir öyle medya yansıtan var. Bir medya var. Yahu tutanaklarda açıkça tarif edildi, yazıldı. Binali Ekrem İmamoğlu'nun statta izleyiciler tarafından yuhalandığı ve kavga çıktığını anlatanlar var. Ona inananlar da var. Aslında adam protesto edildi zannedenler var. Evet. Bu şey burada olsa bu medya ki şeyde vardı mesela şöyle örnekler veriyorlar işte filan ülkede olsa Hitler'in kazandığını zannederlerdi işte bilmem filan yerde olsa bilmem ne zannederlerdi. Bunun bir benzeri Enver Paşa zamanında vardı. Sarıkamış faciası malum. Sarıkamış faciasının aslı iç yüzü 8 yıl sonra öğrenilebildi. 1922'de 1914'ten 22'ye kadar zaten Enver buraya geldiğinde gazetelerde kutlama manşetleri var. Coşkulu kutlama ordumuz Rus ordusunu önüne kattı kovalıyor. Ondan sonra büyük zafer elde etti falan diye manşetler var. İnsanlar Sarıkamış faciasını zafer diye kutladılar. Ve 8 yıl sonra aslı ortaya çıktı. Burada da hala işte İmamoğlu orada yuhalandı. O Maltepe'de Maltepe'de sayımı CHP sabote etti falan zannedenler var. Seçim kampanyasında da öyleydi. Ekrem İmamoğlu'nun yanına bir tane A Haber muhabiri vermişlerdi. Adalet ve Kalkınma Partisi destek veren diğer televizyonlar başta TRT onun yanındaydı. Ekrem İmamoğlu'na durup sataşan, hakaret eden, ben Tayyip'i seviyorum diyen, sen şeyin ne varsa hepsini yayınladılar. Pek kalısın diyen ne varsa yayınladılar ve günlerce bir tane kadın vardı hatırlarsınız Sultanbeyli'de. Evet. Ben Tayyip'in partisinden misin? Ben sana oy veriyorum. Cumhurbaşkanı aradı. Günlerce kampanyası. Ne oldu? Ne oldu? Bunların şimdi, hiçbirinin hükmü yokmuş yani. Söylemek istediğim şu. Ne sonuç çıkarsa çıksın. Yazık oldu diyorum Türkiye demokrasisi açısından. Yüksek Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı verdiği anda AK Parti seçmeninin bir bölümü belki de büyük bölümü bilmiyorum belki araştırmalarla öğreniriz. Seçimlerin şaibeyle yapıldığını evet. Ve CHP'nin hile yaptığını düşünecek. Bir anket konusu bu abi. Toplumun bütünü için bu yakın zamanda gördüğüm bir rakam vardı. %67 seçimlere yenilenmemiş gibi düşünüyorum. Tam tersini düşünelim. Seçimler yenilenme kararı çıktı Yüksek Seçim Kurulu'ndan. Eldeki kanıtlar son derece gerçekçi olsa bile şu saat itibariyle az önce senin verdiğin örnekten yola çıkarak
öyle hissediyorum diyen yöneticiler sayesinde ve bu anlamsız polemik neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin hemen hemen %100'ü, belki de AK Parti seçmenin bir bölümü Ekrem İmamoğlu'nun haksızlık edildiğini düşünecek. Ve ikisi de bana göre son derece Türkiye açısından can sıkıcı bir mundar durum. Etmekten söyleyeceksek bu işte. Bu. Yani Türkiye'de bir seçim yapılıyor ve büyük şehri İstanbul'u CHP alınca iktidar partisi ve onun adayı bu şehirde kaybettiğini kabul etmemek ya da şehri vermemek için o seçimleri seçmenlerin bir kısmı gözünde mundar hale getirdi. Ve bu Türkiye'nin ilk seçimi değil, son seçimi de olmayacak. Burada bir şey söyleyeyim sana. Yani Binali Yıldırım'ın bugünkü açıklamasında kritik bazı hususlar daha vardı. Yani aslında mesela mundar nitelemesiyle beraber onu çok kullandı Ekrem İmamoğlu. Yani mundar meselesini, o senin söylediğin espri böyle bir karşı şeyle geri döndü Binali Yıldırım'a dedin ya, onu öyle çevirdi, kazanamadı, kazanamadığı seçme murdar diyor derler dedi. Yani o şekilde yapma dedi onu. Devlet adamısın dedi, ciddiyetine i̇şte ağır başlılık, ciddiyetin açısından ağır, üzülüyorum dedi. Ağır başlılık, acullük, acelecilik, ağır başlılık, devlet adamlığı konularındaki eleştirilerini iade etti Sayın Binali Yıldırım'a. İşte seçim gecesi 3000 oyla çıkıp 3000 küsur oyla kazandım diyen, sonra ertesi gün işte afişlerde boy boy resmiyle işte gönül belediyeciliği kazandı diyen bana acelecilik ve ağırbaşlıktan bahsetmesin demeye getirdi yani. Orada Binali Yıldırım'ın kendisini iki hususta eksik gördüm. Birincisi seçimlerin neden iptal edilip yenilenmesi gerektiğine dair argümanlar çok zayıftı. Üç argümanı var işte. Yani çok zayıftı ama kendisinin sık sık tekrar ettiği argüman şuydu. Efendim oylar tekrar sayıldığında neden benimki daha fazla artıyor da onunki neden? Yani neden beş bana geliyor da bir ona gidiyor? Ekrem İmamoğlu ona da cevap verdi. Şimdi kendisi cevap verdi. Aynı konuşmanın devamında Binali Yıldırım dedi ki şundan oluyor dedi. Logoya basmış millet diyor. Logoya basmış bunları diyor. Geçersiz saymışlar. Hani neden olduğu da ortada. Yani seçmenlerin bir kısmı ampule bas cümlesini birebir anlayıp ampule basmış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin amblemi de diğer partiler gibi değil yani. Çok böyle ampulün içinde çok şeyler var. Yani silik çıkmış olabilir, görünmemiş olabilir. Şimdi anlıyoruz ki, hatırlarsan bir önceki programda bunu tartışmıştık. Evet, geçersizler niye geçerli hale geldi? Tam olarak bu. Sektirmeden gösterdi. Ampule basıp evet, İlhan Caner de anlattı. Anlattı o da. Sektirmeden oraya basıp bunlar iptal edilmiş ama şimdi orada bir eksik şey söylüyor. Efendim diyor bizimkiler de tek kalmış sandığın başında. Ya nasıl tek kalmış? Bizim bildiğimiz kadarıyla sandık başkanları ve memurların çoğu iktidara yakın memur sen üyesi. İkincisi orada MHP de var. Hepiniz mi uyudunuz yani? Ampule basılmış, okunmamış, görünmemiş. Şimdi Binali Yıldırım şunu diyor ya. Efendim tek argümanı şu. Neden benimki daha çok arttı, onunki artmadı? Aynı oy aldık, ben de 5, onda 1. Çünkü sandık kurulu üyeleri ampulün, tam olarak ampulün üzerine basılan hepsi sayılsa kazanacağım dedi Binali Yıldırım. ÖSS'deki de keşke diyor. Keşke, Ankara'da sayılsa da benim keşke Ankara'da diyor bir sayılsaydı diyor. Çok üzülmüş ÖSS'deki de. Yani oysa Binali Yıldırım tam tersi kanaatte. Bak Ankara'daki kenarda efendi kuzu kuzu oturdu. Ondan sonra senin gibi işte stat dolaşmadı, mahalle mahalle dolaşmadı. İşte muradına da erdi, mazbatasını aldı gitti, otur. Anıtkabir'e imzasını dağıttı. Ona bir şey diyor muyuz dedi. Ama buradan benim ona bir şey demiyor yani, ona örnek veriyor. Buradan abi benim anladığım Binali Yıldırım tekrar seçimden çok yeniden sayıma razı. Yok artık mevzu kapandı mı orada? Onu yani biliyorum. Hayır. Çünkü tekrar seçimde aday olma süreci var. Hayır ama bittiğinin farkında zaten. Teknik prosedüre uygun mu? Hukuki mi değil mi tartışmalarından bağımsız olarak söylüyorum. Benim de edindiğim izlenim, Ankara'dan aldığım bilgiler üst iradenin yeniden seçim konusunda son derece kararlı olduğu şeklinde. Yani iş YSK'da fakat sonuçta seçimlerin yenilenmesi konusunda çok ciddi ısrarcı bir irade de var. Bu irade ne yönde işliyor? Tam yani yüksek mi söylüyorsun? Şu CHP'nin iddiası doğru mu? Bakanların söyler kaçarım falan. Bakanların YSK'yı aradığı bu üstünde serbest atış tepinilecek bir şey değil. Ama ben böyle bir bırakır mıyım sence? Burada bırakalım bence. Süremiz doldu. Bunu videomuzun konusu yapalım. %50-50
şeyi verenler var biliyorsun, ihtimali verenler var. Şimdi sen biraz belli ki bu meseleyi deşmişsin. Benim aldığım bilgiler ihtimalin %50'den daha çok daha yüksek olduğu şekilde. Yani iptal edilme ihtimalinin. Evet. Yeniden seçim. Şunu bir netleştirelim, evet. Altyazı yazacağız. Şöyle YSK arkadaşlar. Seçimler ama iptal edilebilir mi diyorsun? Slogan olarak söyler misin? Seçimde söylüyorum, Türkçe söylüyorum. Slogan 50, söyleyemeyeceğim. Hayır, yok, %50 için söyleyemeyeceğim. Dedin ya, onun için. YSK heyeti biz taraftarın iddiaları ve taleplerinden bağımsızız. Ne derlerse, ne talep ederlerse etsinler. Kitapta şöyle yazıyor. Bu durumun kitaptaki karşılığı şudur diye bir tavır koyarsa durum değişir. Bunu koyma ihtimalleri nedir? Bunu oylamak istemem, puanlamak istemem. Ama bunu koyuyorum bir kenara. Bundan ayrı olarak Ankara'da AK Parti'de ciddi bir yenileme iradesinin var olduğunu oradan gelen kulis bilgilerine dayanarak söylüyor. Bu da YSK'nın kararını etki eder diye düşünüyorsun. Eder mi acaba diye sorguluyor yani, bence. Yani Türkiye'de hayatta öyle demez. Türkiye'de yaşıyoruz. Eminim bizi dinleyen herkes bunu takdir edecektir. Çarşamba günü herhalde karar açıklanmış olacak. Olabilir. Veda ediyoruz. Tamam. Veda şarkısını sen okuyorsun. Niye? Gece yolcuları, meyhaneler sen. İzmir'de o kadar evet. Şey yaparsan. Gerdan kırarsan. Gerdan kırarsan. Olacağı budur. Al işte bu şeyde. Evet. Veda edelim. Çarşamba buluşacağız. Umarız artık seçim sonucunu konuşuruz. Evet, İnşallah. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.